Günaydınlar efendim. Harika bir sabahtan yine merhaba, karşınızdayız. Az önce mutfakta sevgili Meltem Açıkgel ve Berrin Yiğit'le, biliyorsunuz kendisi diyetisyen, uzman, mutfakta bir şahane, on parmağında on marifet, beni gördü dedi ki, ay Ebru'cum biraz kilo vermişsin. Evet dedim, sırlarım var. Sırlarımı sizinle paylaşacağım ama daha da önemlisi Berrin Yiğit bizimle paylaşacak bütün sırları bugün efendim. Sağlıklı besleniyoruz, harika bir gün geçiriyoruz. Hazırsanız başlıyorum. Bir kase sütlü tatlı mı, yoksa bir tabak meyve mi daha çok kilo aldırır? Domates soslu makarna mı, soğuk kahve mi daha çok kilo aldırır? İddia ediyoruz. Bu soruların cevapları çok şaşırtacak. Diyetisyen Berrin Yiğit, birbirinden sağlıklı tarifleri ve şaşırtan beslenme tüyolarıyla kendine iyi bakta. Semiz otu ve kabak yaz aylarında karın ve bel ve de ödem sorunu olanlara tavsiyemdir. Tamam. Fazla kiloları hayatını çekilmez hale getirdi. Diyetisyen Berrin Yiğit'e emanet ettiğimiz Nurgül Dal kaç kilo verdi? Vücudunun yarısını nereye verdin? İnanılır bıraktın gibi diyor. Günümüzde kısırlık ne sıklıkla görülüyor? Hiç sperme olmayan bir erkek çocuk sahibi olabilir mi? Kısırlıkta yaş faktörü önemli midir? Üroloji uzmanı operatör doktor Yılmaz Salatan anlatıyor. Bir yıllık bir süreçte gebelik elde edilemiyorsa kısırlıktan bahsediyoruz. Ebru Akel ve doçent doktor Oytun Erbaş, Meltem Açıkel'in evine konuk oluyor. Hangi et, hangi hastalığın tedavisinde yardımcı rol üstleniyor? Kırmızı et yemek ne kadar sağlıklı? Hazır sucuklardaki tehlike ne? Meltem Açıkel ev yapımı sucuk tarifi veriyor. Doçent doktor Oytun Erbaş değerlendiriyor. Yani şöyle, yağlı yersen damarları yağlarsın ya. Bu laf buradan gitsin. Kadınlarda doğurganlığı neler etkiler? Kadınlar doğurganlıkları ile ilgili ne zaman endişe duymaya başlamalı? Tüp bebek tedavilerinde gelinen son nokta nedir? Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Kübra Boynukalın anlatıyor. Daha çok genetik ayıklama yöntemiyle tüp bebek olabiliyor. Az sonra kendine iyi bakta. Evet efendim, sağlık mutfaktan geçer, lezzet buradan başlar, mutluluk buradan başlar. Boşuna söylemiyorlar bunları, ben değil söyleyenler, uzmanlar. Şef Meltem Açıkel, uzman diyetisyenimiz Berrin Yiğit. Mutluluk buradan geçiyor mu aşkım? Kesinlikle öyle. Geçiyor kesinlikle mu aşkım? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani hem senin kalbinden hem erkeğin kalbinden. Aynen, değil mi? Kesinlikle. Erkeğin kalbine giden yol mutfaktan mı geçerdi? İkiden geçiyor, özen göstermekten geçiyor aslında. Seninkinden kesin geçiyor. Hani nasıl sunduğun önemli, ne yaptığını evet, nasıl sunduğun da önemli. Ay, çok sağlıklı bir şey yaparsın ama iyi sunamazsan çok doğru. O sevgi alışverişini yapamayabilirsin. Evet, kesinlikle öyle. İnanamıyorum. Şu anda stüdyodan içeri bizim Aralık ayında teslim aldığımız, sevgili Berrin Yiğit'e teslim ettiğimiz, kilolarından şikayetçi olan, hayatı boyunca rejim yapıp asla kilo veremeyen hanımefendiyi gördüm. Süper. İnanamayacaksınız. Az sonra burada yanımızda olacak. Kaç kilo verdi Berrin? 10 kilo verdi ama onun detaylarını anlatacağım. 9 kilosu yağ. Tabii. Bir ödem sorunumuz var ve bence birçok kişi kendine cevap bulacak. Yani 19 hayatında kilo gibi bir şey. Aslında evet, hani 15 kilo, 15 16 kilo kilo vermiş gibi değerli bizim için. Çok ciddi anlamda bir beden inceldi. İnanılır gibi değil. Başka bir genç kız girdi içeri. Çok çok pozitif zaten. Her zaman öyle. Şimdi evet, çok daha enerjik. Ama biraz dolaşım sorunumuz var. Ona da bir çözüm bulabilirsek işler evet, daha yolunda gidecek daha diye yolunda düşünüyorum. Daha yolunda gidecek. Ama inşallah, en sevdiğim şey işte o mutluluğu kendine iyi bakmakla buldu. Baksanıza sırttaki o yağlar böyle boğum boğummuş burada evet, gözüktü. Evet. Stüdyoda da öyleydi. Kollar incelmiş şimdi. Az sonra Nurgül Hanım buraya yanımıza alacağız. Kendisini hazırlıyorlar şu anda. Ay çok heyecanlı. Ne lazım gerçekten kilo verebilmek için? Nasıl bir motivasyon olması lazım? Hayatım öncelikle psikolojik olarak gerçekten insanın kendine iyi gelenin o olacağına ikna edebilmesi lazım. Evet, çok önemli. Güzel. Yani o tartıdaki değişim, aynadaki değişim, etraftan aldığın iltifatların oturup da bir pide yediğinde sürekli böyle gece buzdolabı hırsızlığı yapmakta değil de, çünkü psikolojik o sahte açlıklar, duygusal boşlukları yemekle doldurma isteği bizi yanıltıyor. Doğru. Sanıyoruz ki ya hayatımda zaten her şey ters gidiyor, mutsuzum. Ah, evet. Bir kek yapayım da yiyeyim, mutluyum. Bir dondurma yiyeyim de mutluyum. Bir çikolata üşüreyim de mutlu olayım. Kendimizi aslında ıskalıyoruz ve evet, o batağın içine girdikçe çıkamıyoruz. O gerçekten eşelenmek gibi bir şey orada. Ay, çok iyi. Çünkü yedikçe yiyor. Çünkü miden büyüyor. Aynen. Mide büyüdükçe sen o kapasiteyi bir şekilde dolduramazsın. Baksanıza hanımefendi, bacak problemi de gitti şu anda.
Nispeten çok daha iyi. Çok daha iyi. Çok daha iyi. Gerçekten benim korkum o dolaşım sorunuyla biz bu erittiğimiz yağları atamayacak mıyız korkusu dahi vardı. Ama muhteşem bir gerçekten özveriyle ilerledi. Peki yemede nerede hata yapıyordun Nurgül Hanım? Bu kadar i̇şte, yıldır veremedi bu kiloları. O sahte yemeler, az yiyip üstüne saldırmalar. Yanlış diyetler, uykusuzluk, hareketsizlik, yani hepsi aslında bir bütün. Evet. Bazen bana soruyorlar, ben nasıl kilo vereceğim? Önce senin ne sorunun olduğunu bulmamız lazım. Yaptığın hataları bulup bunları değiştirmek lazım. Evet. Yani sadece bazen bakıyorum, işte sebze yiyorum, kilo veremiyorum diye insanlar var. Bütün gün salata yiyorum ama asla kilo veremiyorum diyorlar mesela. Orada bakın, en önemli şey önce kendimize dürüst olacağız. Evet. Hatalarımızı bir fark edeceğiz. Ve değiştikçe aslında zaten 1-2 hafta sonra vücut diyor ki ya ben böyle mutluyum, bu yediklerimle mutluyum. Evet. Beni iyi besle, ben sana zaten gereken cevabı vereceğim. Çok doğru. O yüzden gerçekçi olalım, mucize aramayalım. Bak Meltem abla nasıl kilo verdi. Evet. Bir haftada 5 kilo verilir mi? Ben şu 2 kiloyu verene kadar 3 aydır, 4 aydır mahvoldum. Çok uzun sürede çok sağlıklı kilo verdim. Bir de mutlu kilo verdim, aç kalmadım. Gelin şöyle bir kendimizi gösterelim şurada. Şimdi biz nasıl kilo verdik? Bir de Nurgül Hanım'ı çağıralım şimdi yanımıza. Bu kadar konuştuk madem öyle. Vermiş miyiz? Ekranda belli oluyor. Bakın Meltem abla. Beyaz pantolondan çok belli olmuyor. Keşke siyah pantolon. Olmaz olur mu? Belli baksana. Çok iyisin gerçekten. Mükemmel. Evet, çok iyi hissediyorum yani kendimi. Yani bence önemli olan bu. Evet. Yani sadece zayıf olmak değil, fit olmak. Yani belki birkaç kilo fazlamız olabilir. Evet. Ama duruşumuzla. Şimdi Meltem Hanım'a baktığımız zaman gerçekten öyle hareketli, öyle oturmayan, zaten becerikliğini biliyoruz yani. Atom karınca gibisiniz gerçekten. Ama yiyordum da işte. Ama şimdi yerken de gene iyisini yemek başka. Evet tabii. Yani biz o aldığımız kaloriyi nereden alıyoruz? Evet. O çok kıymetli. Bir kase abur cuburdan da ben aynı kaloriyi alırım. Bir tabak yemekten de aynı kaloriyi alırım. Bir tarafta beslenen vücut onu yakar ve bize cildimizin ışıltısından tutup da bedenine kadar yansır. Bir de şu çok önemli. Bizler şu hatayı yapıyoruz her zaman. Fast food yemeyin deniyor ya. Fast food demek sadece gidip de böyle hamburger, patates yemek değil. Fast food dışarıdan eve yemek söylemek. Evet. Yani çok aceleci, hazır gıda tüketmek aslında. Çok da. Hiç aceleci değiliz. Ay harika. Yetinayla kilo verdik. Nurgül Hanım ne oldu size? Hoş geldiniz. Yarım gitti. Gerçekten yarım gitti. Şöyle bir dön. Bak. Çok güzel oldu. Şöyle gelin hanımlar, buyurun lütfen şöyle yanıma. Şimdi birazcık bakalım biz Nurgül Hanım'a neler yapmışız, neler yaşamışız. Buraya geldiğinizde nasıldınız efendim? Mutsuzdum bir kere, her şeyden öte. Mutsuzdunuz. Bir izleyelim bakalım, bir hatırlayalım nasıldınız. Gülen yüzüm ama mutsuzluk var içimdeki. ...58 yaşındaki Nurgül Dal... ...fazla kilolarından kurtulmak için... ...programımıza başvurmuştu. Sokakta yürürken insanların bana bakışları... ...her zaman hayatımız küskünleştirmeye başladı. Yıllardır veremediği kilolardan... ...artık kurtulmak isteyen Nurgül Hanım... ...diyetisyen Berrin Yiğit'le buluştu. Programımıza katılan Nurgül Hanım... ...58 yaşında ve son dönemlerde... ...özellikle kilolarından oldukça rahatsızdı. Kendisi aslında Dal gibi olmak istiyor... ...soy ismi gibi, doğru mu? Doğru. Özellikle biz armut tipi olarak bir analiz yapmıştık. 86 kilo olan Nurgül Hanım kaç kilo verebilecek? Şimdi önce bir vücut analizimizi yapacağız. Bakalım yağlarımız, sularımız, kaslarımız ne alemde. Ondan sonra tamamen kendisine özgü bir diyet yazacağız. Tartı diyor ki 86 kilosunuz. Evet. Bu size sürpriz oldu mu yoksa? Biraz sürpriz oldu. Sürpriz. Daha aşağılarda bekliyordum ama. Olsun. Hiç ona takılmayın. Yani matematik, yani o tartıdaki sonuç sadece bir matematik. 36.400 yağınız var, 36.300 sıvınız var. Yağları kaybettikçe suyu artıracağız. Sağlıklı olabilmem için benim 51 kilolarda olmam lazım diyor. 86 kiloya ulaşan Nurgül Hanım zayıflamak için ne yiyecek, ne içecek? Yediğimizi içtiğimizi not alacağız miktarlarıyla. 5 badem diyorsam 3 de yemeyeceğiz, 10 da yemeyeceğiz. Kaçamak yapabiliriz insanız. Bir tane şurada şimdi gördünüz. Hurma yediniz mesela. Yazacaksınız.
Çünkü diyet listemizde yoktu. Zayıflamak için hareket şart. Maalesef diyete giren pek çok işini yaptığı hata yapmış, daha çok kendini aç bırakmış. Aç kaldıkça işler daha da bozulmuş, daha da aç bırakmış, sonra pes etmiş. Tabii insan açlığa ne kadar dayanabilir? Katlanılacak diyetler çözüm olmaz hiçbir zaman. Severek yapmanız ve devam etmeyi istemeniz gerekir. Dolayısıyla vücudu sinyal veriyor zaten. Kendisi de söyledi ama buradan çıktı sonuçlar. Su içmemek yapılacak en büyük hata. Biraz içimize kapanmışız. Dışarıdaki insanlar bacaklarıma bakıyor diye hareketimiz azalmış. Bunların hepsi bağırsaklarımızı da etkiliyor. Yani böyle hata hatayı getirmiş. Yani makine bozuk değil aslında. Siz ayarı bozuyorsunuz. Biz de o ayarı düzeltmek için düzelteceğiz. Yani o yüzden salt bir şekilde biz kilo vermeyeceğiz. Hatta bazen tartıda kilo vermediğimizi göreceğiz. Ben diyeceğim ki Nurgül Hanım'a süper bir sonuç. O da diyecek ki Beren Hanım nesi güzel kilo almışım. Olsun diyeceğim, yağ vermişsin, su kazanmışsın. Diyetisyen Beren Yiğit uyarıyor. Her açlık gerçek açlık değildir. Beraber yaşadığım bir annem var. 88 yaşında ve o insanla birlikte diyaloglarım içerisinde bir şey duymadığında 5 kere söyleyince bu sefer bende bir katsayı yükselmesi oluşuyor ve anında kendimi ya mutfakta ya bir tatlı düşünerek, sütlü tatlılar düşünerek, kafamdan geçirerek onlardan hırsımı aldığımı zannediyorum. Üzüldüğümde ya da bir başka olay oldu. İşte yolda minibüse bindim. Minibüs şoförüyle tartıştım ve geldiğimde hırsımı bir yiyecekten almak. Yani sinirlendiğimde, mutluluğumda hiçbir zaman bunu düşünmüyorum. Bu bir sahte açlık. Bizim Türkiye'de de çok fazla gördüğümüz bir problem. Özellikle bir şeye kızdığımızda, sinirlendiğimizde, üzüldüğümüzde, böyle aşırı kaygılandığımızda değil. Hani orada böyle kaygı, bir ölüm, aşırı bir hani üzüntüde boğazımız düğümlenir, yemek istemeyiz. Ama bu daha çok sinir, bir intikam alma. Kolay mutlu olman lazım. Beyin hemen diyor ki sana, git yemek ye. Bir paket çikolata, 10 bisküvi, yani normal yediğinin çok üstünde yiyebilirsin, farkında değilsin zaten. O sinirlendiğiniz anda hemen başka bir şey bulmanız lazım, oraya yapacak. Yani bu bir çok sevdiğiniz, size iyi gelen bir arkadaşınızla telefonla konuşmak, dertleşmek olabilir. Bakalım Nurgül Hanım, diyetisyen Berin Yiğit'in diyet listesine sadık kalıp kilo verebilecek mi? Evet efendim, o ta kendisi, yani az önce ekranda gördüğünüz mutsuz, bu kadar yıldır diyet yapıyorum asla kilo veremiyorum diyen hanımefendi işte bu. Evet benim. Bu kadar süre içerisinde öncelikle size, ekibinize, Berin Hanım'a, danışanı olarak bana böyle sabırla ofisteki arkadaşlarına öncelikle teşekkür ediyorum. Berin'cim, çünkü her kilo verme işinde... Kollara bakın. Kollara bakın, benim kadar kalmışsın. 50 gram alınca mutsuzluğumu oradaki arkadaşlarımızın enerjisi beni anında yükseltiyor. Tamam, ben önümüzdeki hafta 100 gram vereceğim diyerekten. Gram gram verdiniz. Gram gram. Ama çok hızlı verdik. Evet. Şimdi tabii... 6 ayda 10 kilo ve de yağdan da bir 9 kilo gitti diyor. Yaklaşık 15-16 kilo atmışsınız. Yalnız tabii vücudumun üst kısmında herkes diyor ki vücudunun yarısını nereye verdin? İnanılır gibi değil. Diyor. Şimdi o resimlere baktığımda tabii sırtındaki boğumlar, şöyle dönebilir misiniz? Tabii ki. Hiç kalmamış. Kalmamış. Boğumlar, aynen. Boğum. Hiçbir şey, genç kız kollarım gibi. Çok kalındı. Değil mi? Kollarınız inmiş. Hiçbir şey kalmamış. Gerçekten mükemmel. Ay çok güzel olmuş. Şu an yani arkanızı dönerseniz şu anda... İncecik Belka, sizinizi bile görüyoruz buradan, yani ne kadar değiştiğini vücudun. Bu ameliyatla değil, tamamen kilo vermekle meydana gelmiş. Azimle. Azimle. Ve hareket de yok şimdi. Topuk dikenimiz var. Evet. Topuk dikeni oluştu, o yüzden de yürüyemiyorum. Ama her gün 12 bin adım civarında adım atmaya yine de özen attım. Gösterim. Evin kesinlikle. İçinde bile olsan ne yaptın? Kız koltuğun etrafına döndün mü, itiraf Hayır. et. Hayır. Ben dönüyorum mesela, tamamlayamıyorum. Eğer bitmediyse salonda duruyorum. Yalnız değilim. Semtimizde bulunan 5 tane park var. Her birinde 5 tur, 8 tur, 10 tur, 10 kilometre, 12 kilometre. Bravo. Süper. Bitmeden asla yok tabii. Bravo. Yalnız tabii beraberinde yaşadığım bir annem olunca düzen biraz daha farklı oluşuyor. Ama bunu Berin Hanım ve ekibinden, hakikaten sizlerin sayesinde bir yolu açıldı. Evet. Ben çünkü çok mutsuzdum. Bir çözüldü vücut yani. Evet. Vücudun bir çözülmesi aynen lazımdı. Çözüldü. En büyük hata neymiş bugüne kadar yaptığınız? Aç kalmak. Yiyerek zayıfladı. Vücut mutlaka tepkisini gösterir. Sizin intikamını alır.
Bana gereken vitamini, minerali, postayı, karbonhidratı, proteini ver der vücut. Ne olur buradan herkese sesleniyorum. Açlık diyetleri yapmasınlar. Gidip de böyle kuru kuru sumtalarla, peynirlerle böyle hayatlarını geçiriyorlar. Sadece işte böyle bir lahana çorbası diyetleri, karpuz peynir tabii diyetleri vardır. Bunlara tek tip beslenmekten uzak dursunlar. İlk bir iki hafta kilo verirsiniz ama ondan sonra sizin diyet geçmişinizde bir eksi yazılır ve bir daha kilo vermeniz çok zor olur. Biz bunu gözlemledik. Vücut da şaşırıyor. Bana ne yapıyorsun? Kesinlikle. Beni niye aç bırakıyorsun diye kitliyor kendini. Yani o kadar gereksiz aha, bir veremeyeceğim, vermeyeceğim o yağları. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Sen bana saklıyor gerekeni vermiyorsan ben de vermiyorum gibi tabii bir savaşa dönüyor. Şimdi bizim için, burada herkes için örnek olacak. Bir kilo analizi yaptığınız zaman yağı, suyu, kası, ödemi hepsi çok etkili. Tabii. Ben inanın ilk görüştüğümüzde, bacaklarımızdaki o dolaşım sorununu gördüğümüzde biraz endişeliydim. Yani bu yağları bu kadar yakabilir miyiz tabii acaba? Çünkü vücut yaktığını atabilmek için de bir dolaşımda tabii hızlılık bekler. O konuda 9 kilo yağ verdik. Aksınıza 9 kilo yağ yani veren biri 15 kilo vermiş kadar bir değişimdir ay bu aslında. 45 paket margarin eridi üzerinde. Ay, vay, siz vay, o yüzden vay bu farkı görüyorsunuz. Karın ve bel bölgesinden gitmesi sağlığı adına çok büyük bir artı. Karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, diyabete yatkınlık. Bütün bu riskleri azalttık. Yani şimdi soruyorum size. Sadece tartıda bir 10 kilo vermek mi önemli? Yoksa bir 10 kilo verirken bir sürü hastalığı kenara tabii ittik. Kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Bunlar mı daha önemli? Dolayısıyla ne olur salt sadece kaç kilo, ne kadar verdi, ne kadar sürede verdim, buna takılmayalım. Evet. Biz bunun tadına varalım. Gerçekten biz belki 6 ayda ay verdik bu 10 kiloyu, 10 kiloyu ve 9 kiloyu ay ama bu gerçekten sağlıkla ve keyifle oldu. Hadi şimdi o zaman gidelim. Birazcık daha kilo vermek isteyenlere tariflerle beraber kadar sürdürelim. Aynen çok tatlı. Yine sizi tam olarak buraya almıştım. Aynen. Evet, buradaydım. O yılbaşı gününde. ve demiştiniz ki ben bunları nasıl yiyeceğim? Ben bu salatayla doymam ki. Şu andaki duruma baktığımızda nedir durumunuz? Oo, çok fazla bana. İnanılmaz zaten yani artık öyle bir şey geldi ki hayatımın içerisinde bir kere salata her şeyle beraber. Salata yemeye başladınız. Salata 3 öğünümde ama bilinen, muhtat, düzenli yenilmesi gereken ya bir öğreti. Evet. Ya ben hep bunu öğrendi söylüyorum. Ben. Yüzü de gençleşmiş bak nasıl şıkır şıkır. Teşekkür ediyorum. Farkındasınız değil mi? Evet. Kaç yaşındasınız Nurgül Hanım? Söyleyeyim mi? Söyleyin ne artık. Ya kim maşallah der? Hiç kim evet. Kim der maşallah ama daha da gençleşeceksiniz. Kilo verdikçe gençleşeceksiniz. Evet. Harika hadi o zaman bizi de biraz zayıflat Berrin Yiğit diyenler hemen var ekran başında. Nasıl yapıyoruz aşkım? Şimdi çok güzel bir sebzeli kroketimiz var. Bunu hı-hı yapalım istiyorum. Önümüz tabii çocukların daha çok evde olacağı tabii bir yaz dönemi. Evet. Böyle mücver de diyebilirsiniz ama ben buna çok güzel sebze kroketler olarak. Kabak tabii ki yaz aylarının olmazsa olmaz diyet yerlerinin baş tacı. Senin de baş çok değil severim mi sebzendir? Semizotu ve kabak yaz aylarında karın ve bel ve yağlarından kurtulmak isteyenlere harika ve de ödem sorunu olanlara tavsiyemdir. Tamam. Şimdi iki tane biz kabağı rendeledik. Meltem ablacığım yardımcı olabilirsen tabii eğer bunun etti suyunu attık. Çünkü tamam sulandırsın istemiyoruz. Hı-hı. Yarım kase kadar ekmek kırıntılarımız var. Hepsini karıştırıyor muyuz? Hepsini karıştırıyoruz. Hadi, tamam, hadi mücver yapar gibi. Kaşarımız var, yumurtamız var. Ben açıkçası evde çocuklara böyle daha burada bir yumurtalı yapıyoruz ama 3 yumurta kadar koyuyorum ki tabii yumurtayı alsınlar daha çok alsınlar, beslensinler bak, diye. Yeşil soğanım var. Bu da yarısını kullanabiliriz. Biraz dereotum var. Sarımsak tozum var. Hepsini harmanlayacağız. Tamam. Minik minik toplar yapacağız. Bastırabiliriz böyle artık nasıl bir süs vermek istiyorsanız. Fırın kağıdında güzelce bunları fırınlayacağız. Ay çok afiyetle güzel bir tüketeceğiz. Tarif bence. Bu bir ana yemektir. Evet. Ama arzu edenler ara sıcak olarak kullanabilirler. Ben ara yemek olarak devam ediyorum. Salatanın üzerine kroket olarak bunları ekliyorum. İnanılmaz keyifli, pratik yaz yemekleri. Herkes için çok güzel. Hem de fırında yapıyorsun. Aynen öyle. Böylece fazla yağda kızartma gibi bir şey de girilmiş olmuyor. Hiç girmiyor. Dediğim gibi bu vejetaryenler için uygun, sporcular için uygun. Ve böyle bir yemeği limitsiz tüketebilirler. Ah, yani doyma noktasını düzgün ayarlayana kadar limitsiz tüketebiliriz. Şimdi nasıl belirli tarifleri? Çok güzel. Mutfağı sevdirmiyor mu insanı? İnanılmaz. Ya. Bir de pratik. Hepsi yani o kadar hızlı yapılabiliyor ki hiçbirisinde mesela yağ yok. Ve öylesine de lezzetli aynı zamanda. O kadar güzel. Hafif azıcık yağla. Evet. Çok lezzetli hali. Kendini börek sanan mücver mi? Aynen. Börek sanan mücver.
Kendini börek sanan mücver. Çok güzelmiş. Ne oluyor? Börek yiyor ama mücverden bir şey yiyor. Aynen. Kabaklı, yufkasız. Ve işin güzelliği limitsiz yiyor. Şimdi evet. Biz diyetlerde hep ne bildik? Kibrit kutusu kadar peynir, avuç içi kadar tavuk, haşlanmış brokoli 4 kaşık. Hep bir limit ve yasak koyduk. Dolayısıyla insanlar bu yasağa belli bir süre katlanabildi. Ve hemen onu bırakıp tekrar eski bildiğini okumak istedi. Hiçbir şey öğrenemedi. Doğru. O yüzden ben hep onu söylüyorum. Burada benimle birlikte her hafta bir şey öğrenin ne olur. Bir tane yemek öğrenin, bir tüyo öğrenin, bir bilezik takın kolunuza. Çok doğru. Artık çok bu sizin öğretiniz olsun, hayat boyu işinize yarasın. Kesinlikle. 5 gün tarifleri zaten bir kere öğrenince bırakamazsınız Meltem abla. Yani senin gibi alışkanlık yaratıyordu. Ay, çünkü evet, kesinlikle çok iyi biliyorum. Pratik de, yani ve sonucunu görüyorsunuz üzerinde. Mesela pratik ve lezzetli. Aynen. Evet. İçişebildiğin kadar diye bir çorbası vardır mesela, içinde yok onu iç istersen 1 litre iç yani çorbayı, değil mi, bilirsiniz siz onu. Harika bir şeydi o domates çorbası, içine ne girer onun, kereviz sapı girer, kabak girer, sezona göre hangisi girer koyarlar mesela. Küp içine 2 kaşık tel şehriye attığı zaman psikolojik olarak insanlar o tel şehriyi gördüğü zaman mutlu oluyorlar. Tabii. Diyette değilmiş gibi hissediyorlar. Bazen tavuk didikliyoruz, bazen baklagil kullanıyoruz, yani istediğimiz gibi damak tadımıza göre de bir formülü şekillendirebiliyoruz. Aynen. O zaman buzdolabını açtığım zaman evde ne varsa ondan şekillendirmeyi öğrenmek bence çok büyük bir kazanç. Güzel. Yoksa böyle listeyle yaşayıp yani çok para harcamanıza diyet yapmak için o ürünleri ben nereden bulacağım, ben yapamam kızım demenize gerek yok. Mutfağınızdakilerle. Aynen. Evet. Az öz ölçülü. Türk damak tadına yakın olmazsa, o Amerika'dan gelen diyetleri biz kendimize uydurmaya çalışırsak onlar kalıcı olmuyor. Evet, doğru. Ve bize uyum sağlamıyor açıkçası. Peki şimdi ne yapacağız buna şimdi aşkım? Bunları küçük şimdi peyniri de koyuyorum içine. Peyniri de koyalım. Tamam. O da onu tutacak. Minik minik böyle toplar halinde yapacağız. Biraz bastırıp çok lezzetli. Yağlı kağıdımıza koyarak ben hemen fırını açıyorum. Lütfen. Tamam, ne kadar pişecek bu? Yapıyorum bunu. Yarım saat kadar bir sürede pişiyor. 180 derece klasik ayarımız zaten. Ben 180 derece. Evet, fırın tepsim var mı Meltem ablacığım? Burada var bir tane hazır fırın tepsim. Aynen. Harika. Şimdi bu tarafta da istersen Evrucuğum bir çay yapalım. Tamam, yapalım. Şimdi kışın biz sıcak bitki çayları içmeyi daha çok seviyoruz da yazın soğuk böyle bir hem meşrubat gibi bir şeyler arıyoruz. Tabii. Hibiskus demledik. Hani bilmeyenler için burada demlenmemiş halini görebilirler. Her yerde rahat bulabileceğimiz bir çaydır aslında. Hibiskus biraz daha aroma verecek bir çaydır. Burada da amacımız isterlerse biraz yeşil çayla, mateyle de birlikte demleyebilirler. Farklı tatlar elde ederler. Nedir özelliği bunun? Hibiskus güzel bir serinleticidir. Dolayısıyla tadı da biraz rengi de böyle bir ev yapımı soğuk çay için çok çok uygundur. Çok güzel. Demliyoruz. Evet. Yarım litre suda sonra soğutuyoruz. Evet. Sonra sürahimize Ebru'cum bunu dökelim. Senden geçiyorum. Hemen gel. Nurgül Hanım artık o kadar alışmış ki senin çaylarına. Evet. Tariflerine. Ya etrafındaki arkadaşlarıma da aynılarını öneriyorum. Değil mi? Bu çay çok lezzetli mesela. Bu soğuk çayı bu ben soğuk çok çay seviyorum. Bu soğuk çay çok lezzetli. Şimdi şöyle yapacağım. Daha pratik olması adına. 5 tane 6 tane çileğimiz var. Evet. Blender'a atıyoruz. Peki. Yarım limonun suyu. Evet. Bir tane de ekleyebilirler ve bir tatlı biraz kaşığı bal. Kadar balımız var. Peki. Bir kaşık rica edeceğim. Tahta bir kaşık aradım size aşkım ama aslında şunu verebilir miyim acaba? Olur. Bala derler ki değil mi, metal değil tahta kaşıkla. Müdahale edersek daha güzel. Evet. Kefirde de öyle, mayalarda da öyle. Şimdi burada ne yapıyorum? Çayımı da bunun içine ekleyerek. Aa çok güzel. Ay bu harika bir çay. Çaylı çilekli müthiş. Sen bunu nasıl yaparsın? Yaz evet. Bu yani biraz buzlarla artık hani süslesinler nanelerle vesaire servis ederken çok güzel oluyor. Evet, nane de çok yakışır. Ve sonra bunu ben sodayla ikram ediyorum. Çok güzel. Elin yanmasın. Pembe soğuk çay. Aynen. Çok güzel. Ne işe yarar bu çay? Vücudumuzda neye yol açar? Serinlemeye yardımcı olacak. Evet. Ama buradaki asıl fonksiyonel özelliğini arttırmak adına tavsiyem yeşil çay, mate gibi başka çaylarla birleştirebilirler. Ha. Bunu biraz daha aslında çocuklar da içsin diye ben çok karıştırmadım. Şimdi annelere yönelik ilerledik aslında biraz. Evet. Çünkü hani çocuklar o her türlü çayı içemiyorlar. Doğru. Tabii şey geliyor, tabii. Ağır geliyor. Bunun içerisine sodasını da ekleyerek ay isteyenler servis esnasında da ekleyebilirler.
hani aromasını istediği gibi ayarlayabilir. Tabii. Buz gibi böyle. Gazoz gibi bir şey. Gazoz gibi biraz gibi bir şey. Gazoz fresh lezzeti. İster nane koy, meyvesi var, hibiskusu var. Limon dilimleri ekle. Oldukça keyifli. Dediğim gibi hibiskusun dışında yeşil çay, papatya, gastorunu olanlar rezeneyle de birlikte demleyebilirler. Tamam. Aynı şekilde demleyecekler, soğutacaklar. Tamam. Soğuttuktan sonra burada yaptığımız gibi hatta başka meyvelerle de yapabilirler. Şeftali olur, çilek olur. Bravo. Karpuz olur mu? Şeker üzüm var olur, ama. Kavun olur, karpuz olur. Olur, peki. Şimdi burada çok güzel oldu. Miktar önemli. Ha. Şimdi biz zaten 5 tane çilek kullandık ve bunu 1 litre çıkıyor ve 2-4 kişi içecek. Tabii ki. Dolayısıyla sen bir büyükçe dilim karpuz veya kavundan da hiçbir zarar gelmez. Orada şunu düşünmek gerekiyor. Ben eğer hazır dışarıda bir bardak bu tipte bir hazır buzlu çay içsem ortalama 200 kalori alırım. Evet. Sentetik bir şeyden alırım. Doğru. Ve çocuğuma burada besleyici hiçbir şey vermem. Evet. Ama bunu iç dediğiniz kadar içebilir. Oradaki kalori hesabının hiçbir anlamı yoktu. Ona fayda sağlayacaktı. Çok 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 beğendim ben. Bir de su içmeyi sevmeyenler için de bence bu oldukça güzel bir çözüm olur diye kesinlikle düşünüyorum. Öyle su yerine mi? De çok bunu lezzetli içebilirler. Yani bunu 1 litre olarak düşünüyoruz. 1 litre de suyunu içerse tamam, 2 litresini karşılamış oldu. Evet, ben şimdi biraz Meltem abla denetleyeceğim. Sırada ne var, ne geliyor? Sırada bir aslında dondurma yapacağız. Ay. Aa, harika bir haber bu. Al aşkım. Şunu ben hemen bir al kazıya. Sana içireyim ben. Geliyorum. Beğendin mi? Gerçekten bayıldım. Buna gerçekten nane çok yakışır. Bana. Nane evet, çok güzel oluyor. Buyurun teşekkür efendim. Ediyoruz. Siz bugünkü çayınızı içtiniz tabii mi bilmiyorum. Ben içtim. Yapıyorsun deniyorum, değil mi? Evet. Benim adıma her tarifi çaysız deniyorum. Olmaz çok. Evet. Balsız değil mi? Tabii. Balsız yapıyorum diyor. Ay aynen. Ay ay. Artık her şeyi biz bir süre sonra kendi damak tadımıza göre aynen değil mi şey yapabiliyoruz. Şey de mesela yaz şimdi fresh içine buz koyduğunda da çok şekere ihtiyaç hissetmiyorsun aslında. Kesinlikle öyle. Bence bunun mesela şekere ihtiyacı yok. Evet. Kesinlikle bu mayhoşluğu da ben çok sevdim. Kesinlikle vermiş oldum. Yani damak tadınıza bağlı. Bunu ben galiba yapamam. Ben sana hemen yardımcı lütfen olayım hayatım. O beni istiyor. Bak hemen benim sözümü evet dinle. Ben evin kızını istiyorum. Evet. Süper. Buyurun. Ne koyacağız şimdi? Şimdi dondurma yapıyoruz. Aynen. Çok güzel. Kakaolu dondurma geliyor. Bir adet dondurulmuş muzumuz var. Kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş. 2 adet geceden suda bekletilmiş kuru hurmamız var. 2 evet yemek kaşığı Hindistan cevizi sütümüz var. Ve 1 yemek kaşığı kakaomuz var. Şimdi ben hurmalar geldi. Bir kişilik yapacağım. Peki. O yüzden 2 tane hurma koyuyorum. Siz ona göre çoğaltabilirsiniz. Burada hı-hı şekeri biraz düşünmek gerekir. 2 evet tane hurmam var. Çok büyük değil. Aslında büyük kullananlar 1 tane gibi bir şey kullanmış olduk. Peki. Difrizinize hangi sezondaysanız ay dilimlenmiş süpersin. Hazır. Koyuyoruz topları. Tamam. Peki. Dilimlenmiş güzelce meyveleri böyle biraz yassı yapsı yap atsınlar. Şeftali, tamam, muz, çilek ne varsa çok güzel oluyor. 1 tane evet muzumu ekledim. Hı-hı. 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağım var. Aa, sütü ya da yağı mı? Krema var aslında tenekelerde. Evet. Onunla çok daha güzel, güzel oluyor. Sütle de yapılabilir, yağla da yapılabilir. Tamam. Bu sadece dokusunu kazanmak için. Hı-hı. 1 yemek kaşığı tepelemede kakaom var. İsteyenler daha bitter yapmak istiyorsa daha da çok kullanabilirler. Bu kadar. Bunları güzelce blenderdan geçiriyorum. Bizim gibi beklerken biz bekletirken birazcık tabii muzlarımız erimiş. Evet. Tamamen donmuş olması çok daha güzel sonuç veriyor. Aynen. Birazcık su ekleyebilir miyim içine? Bence eklemeyelim. Eklemeyelim. Böylece aynen gelsin. Aynen peki öyle. Zaten güzel olmuş bir ayaklı şeyde aslında sunabilirsek süper olur. Bunda istediğimiz şey o muzumuz biraz yumuşamıştı ya daha donuk olduğu zaman ha, buz tam gibi çıkıyor buz gibi kıvam verecek. Aynen evet öyle. Bir kup gibi bir şey gibi bir şey var. Ayaklı bir şey olabilir. Ama bir camda onu görebilelim istedim. Bak arkada Meltem ablacığım en arkada görebildiniz mi? Gördüm. Harika. Süper. Yani aslında dondurma da şundan ibaret. Bunu, ya şimdi burada bunu bakın alabilecek miyiz acaba buraya? Evet, buna daha biraz küçük bir kaşık lazım. Daha küçük bir kaşık hemen evet vereyim. Ama yani olay bu aslında. Benim, çok güzel. Ay, çok var güzel mı buldunuz şey mu? Ay yok. Şuna daha evet kolay alırsınız. O da olmadı. Peki şöyle böyle böyle şimdi deneyeceğiz. Evet. Ay çok güzel. Şimdi dondurma bu arada. Ben dondurma deyince kendimden geçtim tabii gördüğünüz gibi. Ay ben çok merak ettim. Dondurmayı yapacağım yani. Yaz aylarında en korkmayacağımız tatlılardan biri dondurmadır. Normal evinizde yapabilirsiniz, dışarıdan alabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Böyle bir kasenin yaklaşık böyle
yarısından fazlasını dondurulmuş vişneyle dolduruyoruz. Evet. Kalorisiz neredeyse. Tamam. Sonra bir top çikolata veya beyaz ne seviyorsanız dondurmayı koyuyorum. Üzerine de belki birkaç dilim küçük küçük çilek, şeftali ne varsa bu şekilde servis ediyorum. Çok güzel. Şimdi o çilekli dondurma ya da çikolatalı dondurma vişneye eridikçe vişneyi tatlandırıyor. O zaten donmuş olduğu için dondurma işte, gibi evet. Yiyorsunuz ve siz bir kase dondurma yediğinizi sanıyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel mi? Bu da dondurmamızın gerçekten mükemmel. Bu hale gelmiş hali. Şunu ardından kenarlarını çok lezzetli izleyerek göstereceğim. Ben temizlerim ardından şöyle vereyim o daha görseli güzel hale gelsin. Bunu şeftali ile yapabilirler. Şeftali muz birlikte yapabilirler. Tatlım gel bugün bu tatlını vereyim sana gel. Üzümle yapabilirler. Bana tatlılar şu aralar yasak mı? Yasak mı tatlı? Vermeyelim bundan bir zarar gelmez. Bunu içebiliyorum. Bundan rahatlıkla. Tatlı konusunda ben herkese önerim şu. Eğer tatlıcığınız istemiyorsa hiç o uyuyanı uyandırmayın. Evet. Böyle masum da olsa girmeyin. Çünkü bir süre sonra o duygu tekrar geri geliyor. Ve hani başka şeylerin hayaline gidebiliyorsunuz. Ama canınız istiyorsa da böyle masum tarifler yapın lütfen. Yani bu bayağı masum. Ben de hemen... Lütfen al. Çünkü canım çekti. Yani masum olması şu, içinde çok az muz var, kakao var, Hindistan cevizi ve hurma. Aynen öyle. Yani biz bunun normal şartlarda kışın toplarını yaptık, Hindistan cevizine batırdık vesaire. Şimdi dondurmasını yap, çok aynen, güzel çok değil güzel. Mi? Mükemmel. Yani gerçekten. Mesela şunu da yapabilirler. Elma dilimlesinler. Evet. Şimdi bizimki şu kadarcık bir şeydi zaten. Evet. Yani yarısı içeride kaldı, yarısını. Bandıra bandıra yesinler. Oh, el harika. Oyalar. Harika. Yani tabii. Çok da şık bir sunum şık. Olur. Evet. Kasenin ortası çikolatası yanında elmaları. Elmaları. Değil mi? Veya armutları. Bir şey bunlar uzun hep... sürede yemek de gene psikolojik olarak insanı kesinlikle doyuruyor evet. mu? Evet. Çünkü yani. Biz doyma duyumuzu zaten 20 tabii. dakika içerisinde algılıyoruz. Ama Türk toplumu çok hızlı yemek yediğimiz evet. için o böyle en manzaralı güzel yerlere bile gidiliyor. Bir yok, saat içinde yemek bitiyor. Evet. Yani bir dur bir tadına var. Yemek değil sadece amacımız o sosyalleşmekte. Tabii. Hani bakmak, görmek, sohbet etmek biraz yavaş yemeye alışmamız lazım. Çünkü gerçekten hızla birlikte ne yediğimizi anlamıyoruz. Anladığımıza çok geçmiş oluyor ve ay Allah'ım çünkü patladım. Çünkü biz ne yapıyoruz? Doymuyoruz. Şeklinde kalkıyoruz. Oradaki en yemeyeceğimiz ekmeğe. Aynen. Ona buna saldırıyoruz biraz bir değil de mi? Bir de bu yaz sen aylarında. Yapmıyorsun. Ben yapmıyorum. Herkese önerimdir. Yaz aylarında yapılan en büyük hata ne biliyor musun? Daha kalabalık arkadaş gruplarıyla da aileyle yemek yerken evet. restoranlarda herkes kafasına göre bir şey ortaya sipariş veriyor. Doğru. Bu çok tehlikeli. Oradan kaşık kaşık alınca ne yediğini bilmiyorsun. Şimdi en az 8 çeşit oluyor. Bir kaşık alsan 8 kaşık yedin zaten. Eyvah. Üstüne de ana yemek yedin. Çok tehlikeli. Evet. O yüzden böyle büyük grup yemeklerine çıktığınızda herkes ne sipariş veriyorsa versin. Siz ben bunu yiyeceğim deyin. Yani siz kendi yemeğinizi meze yemeyin diyorsunuz seçin. Önden ya da meze ya. Yiyecekseniz salatayla birlikte yesinler. Heh. Meze ana yemeğiniz olsun. Üstüne ana yemek yok. Yok. Tatlı yok. Bak. Orada işte budur. İşte bu da Meltem i̇şte açık geldi dokunması yani. Aynen nefis öyle. Oldu. Efendim buyurun dondurmanız. İşte bu çok kendini güzel. Sevmek oluyor tam aynen. olarak. Yaz dondurması yani. İşte budur. Meltem açık elinden. İçinde hurma var. Dondurulmuş muz dilimleri var. Kakao var ve birazcık Hindistan cevizi, sütü, yağı ya da kreması hepsi çok makul ve bulunabilir şeyler. Ve de ricam. Ne deneyeceksin buyurun. Küçük çay kaşıkları kullanın tatlı yerken. Tatlı evet, kaşığı değil. Evet. Çünkü minik minik tadına var ama. Tabii. Hepsini ve bir tiyo bakın. Daha yerken damağınıza yapıştırın tatlı şeyleri. Özellikle çikolatalıları. Damağa yapıştırın bırakın o süzülsün. Ay. Süzüldükçe bütün o hazzı alacaksınız bak, maksimum. Nasıl anlattın? Devamı gelmeyecektir. Tamam. Bu çok çok önemli. Yiyin bakalım size biz bir bakalım nasıl ben yiyorsunuz. Bak şimdi bak bak tatlı. Bunun ben her lokmasını önce bir şöyle bakarım. Evet. Hmm. Ne derin. Kadar güzel. Damağa tadına vararak bak. Yemek bu işte. Damağa yapıştırdı tatlıyı. Yedi. Aldın hazzı. Yuttun. Şu an çok mutluyum. Ay çok güzel. Şey vardır ya böyle şefler falan alır böyle durur. Aslında o durduğu evet. şey damağa yapıştırıyor. Tadını algılıyor. Tabii. Ve şimdi bakın yani ben bunu aldım gerçekten. Mükemmel. Ağzımda şu lütfen an bütün şeyi neydi? Kaldı. Üşenmeyin. Muzu dilimleyin. Difrizi atın aynen. biraz soğusun. Kakao, çok hurma güzel, değil mi? Ve zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı. Olmasa da olur. Tereyağı da koyabilirler. Ha. Evinizde tereyağı var. Elitin azıcık. Tereyağı. Bir tatlı kaşığı erittiğinizde o istediğimiz kıvamı veriyor süper. Zaten. Hiç koymasalar da olur mu? Çok da güzel olur. Peki. Sevgili Beril Neyit, şimdi sorduk. Sokağa çıktık. Dedik ki bir kase sütlü tatlı mı yoksa bir tabak meyve mi daha çok kilo aldırır? Bakalım nasıl yanıtlar geldi. Siz ne diyeceksiniz? Merak ediyorum. Bir kase sütlü tatlı mı yoksa meyve mi daha fazla kilo yapar?
Tabii ki de sütlü tatlı. Ben öyle düşünüyorum. Hangisini yemeyi tercih ederdiniz? Kavunlar ve üzüm yemeyi tercih ederdim. Porsiyon miktarı önemli. Tercihe gelince şu ilk tercihim olur aslında. Ama tabii ki üzüm tercih edilmeli. Peki hangisi kilo yapar? Bence tatlı yapar. Bence meyve yapar. Çünkü meyvede doğal farklı şeyler olduğu için meyve daha tatlı. Sütlü tatlı. Peki cevabı söyleyelim. Meyve daha fazla kilo yaparmış, biliyor muydunuz? Şeker oranı yüksek olduğu için mi? Evet, daha fazla. Ha, tahmin etmiştim ama olsun yine de. Valla son zamanlarda hani hep internette okuduklarımıza göre meyvenin özellikle üzümün ve kavunun içinde çok şeker olduğunu biliyoruz. Üzümün daha çok fazla şeker yaptığını tahmin ediyorum. Meyve daha fazla kilo yapar diyorsunuz değil mi? Doğru cevabı bildiniz o zaman. Ve yemekten sonra yenilen meyvenin de aslında yemekteki bütün kalorileri daha arttırdığını okuyorum. Siz bu tabakta o zaman meyveyi mi tercih ediyorsunuz? Evet. Ve ben üzüm yedikten sonra şekerim çıktığını da tahmin edebiliyorum. Çünkü dilim uyuşuyor. Uykum geliyor. Bu da şekerin çıktığının göstergesi. Bence bir kase sütlü tatlı. Meyvenin kilo yapmayacağını mı düşünüyorsunuz? Sağlıklı bence. Yani içindeki malzemelerden dolayı, eşyalardan dolayı, unundan tutun sütüne kadar her şeyden bence kasenin daha çok kilo yapması lazım. Şeker olduğu için böyle düşünüyorsun. Aynen. Değil mi? Yani meyveler sağlıklı olduğu için insanlar genellikle böyle kilo vermek için meyvelerden daha çok tercih yapıyor. Böyle undan, hani beyaz şeylerden kaçınıyor ama sizi ilk defa bunu sizden duydum. Meyvenin kilo yaptığı daha çok. Ve cevap neymiş? Çok tatlılar gerçekten. Evet. Bilinç düzeyimiz arttı. Bu yüzden evet. Çok mutluyum. Doğru bir cevap ikinci kişinin söylediğiydi. Porsiyona bağlı dedi. Çok tabii. Güzel bir cevap verdi orada. Buradaki aslında yanıltmak istediğimiz şey ya da fark ettirmek istediğimiz şey yaz aylarında biz ne yaparız? Yemekten sonra sofraya karpuzlar, meyve meyveler, kirazlar, kayısılar ne varsa artık böyle konur. Ve biz oturup onu tık 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 yeriz. Ve belki aynı anda 3 porsiyon meyveyi kesin yeriz. Doğru. Çünkü siz şöyle 2 dilim kavun alın, 1 avuç üzüm alın. İşte biraz da kayısı, kiraz alın, 3 porsiyon meyve yapıyor. Orada ne vardı? Küçük bir kase sütlü tatlı vardı. Aslında o daha masumdu. Evet. Dolayısıyla burada tabii ki sütlü tatlı mı meyve mi? Fazla meyve daha çok kilo yapıyor. Eğer orada bir ekmek ve kaymaklı ekmek kadayıfı olsaydı tabii ki cevabımız o olacaktı. Ama benim burada anlamalarını istediğim şey bir porsiyon meyve bir kaseyi dolduracak kadar dilimlenmiş bir meyvedir ya da bir yumruğunuz kadar bütün meyvedir. Elma, çok armut, güzel. Portakal evet, gibi. Dolayısıyla yaz meyvelerini yerken biraz temkinli olacağız. Yeşil erik şu dönem çokça var. Evet. Tabaklarınızın bence çoğunluğu erik olsun. Yani böyle güzel. Dolu bir avuç dolusu erik koysunlar. Küçük bir kiraz mesela bir tamam. Tatlılık istiyorsak ya da iki kayısı ki orada biz porsiyonu bir porsiyonda tutabilelim. Tutalım. Meyveye dikkat. Peki bir soru daha sorduk yine sokağa çıkıp. Dedik ki domates soslu makarna mı yoksa bir tane büyük boy soğuk kahve mi kilo aldırır? İşte cevaplar gelsin. Bir fincan kahve mi, domates soslu güzel bir makarna mı? Hangisi kilo aldırır? Yani ben makarna diyorum kilo aldırır ama bilmiyorum. Neden dolayı böyle düşünüyorsun? Yani sürekli ne bileyim hiç kahvede böyle bir şey duymadık. Sürekli makarna yersen kilo azaltın işte makarnayı azaltın, hamur işini azaltın. Doğru cevabı söyleyeyim. Kahve daha fazla kilo yapar. Yani bilmiyordum. Şimdi hangisini tercih edeceksin peki? Yani tabii ki kahveyi. Makarna bildiğim kadarıyla. Neden öyle olduğunu düşünüyorsunuz peki? Makarna hamur. Ben size cevabı söyleyeyim. Kahve daha fazla kilo yaparmış. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum vallahi. Uzmanlarımız böyle söylüyor. Şimdi hangisini yemeyi tercih ediyorsunuz peki? Valla ikisini de yemem. Makarnada un maddesi olduğu için makarna diyorum. Kahve daha fazla kilo yapar. Şaşırdınız mı? Evet şaşırdım. Hangisini yemeyi tercih edersiniz bundan sonra? Makarna. Yine makarna yiyorsunuz yani? Evet. Kahve kilo yaptığı için mecburen makarna yiyeceğiz. Valla ben bildiğime göre makarna kilo aldırıyor. Çünkü hamur işi. Hamur işi kilo yapar. Doğru cevabı söyleyeyim. Kahve kilo yapıyor. Allah Allah. Bilmiyordum. Makarna aldırır diye düşünüyorum ben. Yani çok da seviyoruz. İçmeye devam ediyoruz muhtemelen. İşte bu hayatımda duyduğum en güzel cevap. Meltem abla. Evet. Makarna mı, sütlü tatlı mı? Sütlü
Kahve mi? Yani o kremalı sütlü kahveleri çok lezzetli buluyorum. Evet. Ama tabii doymak için makarna yemeliyim, onları içmemeliyim demek Hangisi daha sence kilo yapar? O sütlü kremalı kahveler daha fazla kilo yapıyor herhalde. Doğru mu Meltem? Doğru cevap. Doğru cevap. Şimdi buradaki maksadımız da... Siz eskiden kocaman... desek ne derdiniz? Ben yine makarna derdim. Değil mi? Yine hala bugün makarna diyorsunuz. Bir makarna korkusu var ama. Makarna korkusu var bende, evet, çünkü yememe. Yememe. Şimdi makarnayı eğer biz bol sebzeli, domates soslu sadece tek başına ana yemek olarak bir salatayla yersek çok güzel. Özellikle de öğlen yersek sorun yok. Tamam. Tamam. Fakat burada karşılaştırdığımız iki şey soğuk, kremalı, şekerli, şöyle boyda satılan o hazır kahveler. Evet. Buzlu buzlu içiyoruz. İçtiğimizde hiçbir doyma etkisi yaratmıyor. Evet. Bir şey yediğimizi sorsalar hatırlamıyoruz bile. Dolayısıyla bir 500 kaloriyi alıyoruz. Evet. Bir kahve içtim diyorum. Bir kahve içtim diyorum. Evet. Ay hiçbir şey yemedim, bütün gün bir kahveyle duruyorum. Aksi gibi içindeki o sentetik şuruplar, ekstra şekerler inanılmaz. Yani böyle 20 küp şekerler alıyorsunuz. Ortalama 450-500 kalori yapıyor bunların karşılığı. O kremaları bir de bazı gençlere bakıyoruz. Bu daha çok iki kere sık falan diyor. Bir de üstüne ekstra karamel şurupları bir şeyler ekletiyorlar. Bunlar 500 kalorileri buluyor. Ve dolayısıyla sizin vücudunuz iştahı açılıyor. Yemek bulamadığı için bir de üstüne yemek arıyorsunuz ve seçtiğiniz şey tabii ki sağlıklı olmuyor. Evet. Bu kadar bir muzurluk yaptıktan sonra canınız gene ağır bir şeyler istiyor. Ve neden ben yazın kilo aldım? Çok da hafif beslendim oluyor. O yüzden makarnayı lütfen... yiyin geçin. Güzel bir cevap oldu belki bu. Yemeği bol yaparak. Yanında salatayla. Mesela çok güzel bence makarnalı salatalar yapılabilir. Oo, çok yani güzel. Yani şu kocaman bir salataya bir kepçe makarna koysunlar. Ben mesela çok yapıyorum çocuklara makarna. Kendime de göz hakkı koyuyorum salatamın üstüne. Harika. Bitti gitti. Ondan da eksik kalmıyorum. Değil yani mi? Burada önemli olan gerçekten neyi? Nasıl yediğimiz. Evet. Hiçbir şeyin zararı yoktur. Şimdi bir köfte yapacağım diyorsunuz fakat orada bir malzeme göremedim ben. Neyden değil mi? Yapacaksınız? ton köfteler yapacağız. Oo, ton balıklı. Ton balıklı yapacağız. Peki. 160 gramlık bir şeyle ton balığıyla. Tamam. Maydanoz, dereotu, evinizde ne yeşillik varsa kaşar veya beyaz peynir rendesiyle ekmek yerine yulaf kullanıyorum. Tamam. Yine bir ya da iki yumurtayla bağlıyorum. Bir kaşık kadar bir zeytinyağı koyun ya da koymayın gerek bile kalmıyor aslında. Biraz kimyon, biraz karabiber. Oldukça güzel fırınlanmış ton köfteler yapıyoruz. Çok güzel. Bunun bu arada ben normal bir öğünde 160 gram ton balıklı salata veriyorum. Yani evet. İyi biliyorsa hepsini yesin. Ama zaten imkansız olduğu için yaklaşık olarak 1/4, 1/3 bir porsiyondur. Elbette yenmiyor çünkü. Yenmiyor. Evet. Ama gözünüz doyuyor. Evet. Ama vücut sağlık için gereken yeşilliği buluyor, yumurtayı buluyor, omega 3'ü buluyor. Yulaf müthiş bir lif kaynağıdır. Tabii. Bu benim özellikle çok sevdiğim Arda'ya selam olsun 35 kilo verdi ve balık sevmeyen bir genç 18 yaşlarında. Gördüm resimlerinizi, mükemmel bir şey verdiniz. Arda'yla geliştirdiğimiz bir formül. Kesinlikle balık yemiyordu. Bunu onunla birlikte yaptık ve gerçekten başladı mı yemeye? Başladı yemeye, çok çok seviyor. Tabii. Ben de çok paylaşıyorum açıkçası. Ben çocuklara da yapıyorum. Çok beğeniliyor Ebru'cum. Harika. Özellikle sizlerden ricam, bunu belki tavada da biraz yağda pişirebilirler. Tamam. Ters yüz ama fırınlandığında bence çok daha keyifli oluyor. Evet. Tavada da güzel olabilir. Ben biraz tavada da yapayım şundan bir iki tane. Şu cızbız köfteleri görelim. Biraz da fırına atalım. Bakalım şekilde. İkisini de karşınıza yapalım. Aynen öyle. Yani, yani yağsız da yapamaz mıyız ızgara köfteyi? Yapılır. Yani ben çoğu zaman iyi bir tavanız varsa onu ısıtıp kullandığınızda pek kullanmıyorum. Yani artık o derin yağda kızartmalar yok, hiç kalmadı. Tabii, değil mi? Aynen. Açıkçası ben size şöyle ısıtayım şimdiden tavanızı. Aynen. Bunu da şey yapalım. Hı-hı. Şimdi düşünsene şöyle güzel bu köftelerimi aldım. Evet. Yanına salata, şu soğuk çayı da koydum. Evet. Mis gibi bir tatlın yaz sofrası. Tatlın da var. Bu tatlıyı da verir misiniz yanına? Veririm tabii tamam. ki. Tamam. Yani vücut neyi istiyorsa doğru yerden bulduğu zaman iştahınız muhteşem kontrol altında kalır. Güzel. Gözünüz aç olmaz. Gece krizi yaşamazsınız. Evet. Birçok insanın derdi gece krizi. Evet. Bütün günü ben süper geçiriyorum. Gece ne oluyorsa başka biri oluyor. Çünkü sen aslında süper geçirmiyorsun. Aç geçiriyorsun. Vücudunu aç bırakıyorsun. Ondan sonra gece olduğunda zaten de yorgunsun. İraden sıfır kalmış. Gözün dönüyor. Yesem diye aranıyorsun. Hele bir de evde bir sağlıksız şeyler varsa artık o noktada onu düşünmüyorsun ve yiyorsun. O yüzden kendine iyi bakmak isteyen herkese tavsiyem kolay çözümler, sürdürebilir lezzetler edinsinler. Çünkü biz fark etmeden meyveden, içeceklerden, tabii,
küp küp şeker alıyoruz. Alıyoruz. Sonra da limonlar löp löp yağ alıyor. Doğru. Maalesef. Doğru. Nerede yatkınlığınız varsa genelde karın ve bel. Tabii ki. Sonra alışmadığınız kollar, basenler. Üstüne eklendikçe de diyorsun ki ben bunlardan galiba kurtulamayacağım. Evet. Sonra onunla yaşamaya başlıyorsun. Aynen. İster istemez. Kaderine boyun eğiyorsun ya da Nurgül Hanım gibi. Hayır. Tıpkı eğmiyoruz işte, kaderimize boyun yapan değil mi efendim? Söylüyor. Eğmeyeceğiz çünkü. Eğmeyeceğiz. İlla o 6 ay geçiyor. Biz 6 ay geçip artı bir 5 kilo daha eklemiş de olabilirdik. Bugün evet. Daha mutsuz ve daha sağlıksız daha olabilirdik. Ama evet. 6 ayı güle oynaya, doya doya, evet. keyifle, hafifleyerek evet. geçirdik. İnşallah şu dolaşım sorunu da çözdüğümüzde o bize şey olacak. Birkaç vites büyütecek daha bizi. Da. Evet. Çok daha rahat hızlanacak metabolizma. İnşallah. Bak ne güzel. Nasıl çözülecek dolaşım sorunu? Nasıl çözülür? Bir doktor yardımı istiyoruz onun evet. için muhakkak. Çünkü orada artık beden... biz şu an şey yaptık. Damar ve cerrahisi. Evet, aynen öyle. Murat Aksoy'la bir görüşelim o zaman hanımefendi. Ve daha sonra ben Hayati Akbaş'a götüreceğim. Çok sevinirim. Evet. Sana şimdi bu elbise çok küçük bir elbise. Evet. İki beden büyüğünü giydirseydik olur muydu? Ya tabii olmaz. Yani aynen, bir alnımız. Şey. Şu an biz içte yağları boşalttık tabii. Ama sarkmalar da başlıyor. Aynen. Bir de çok dolaşım önemli. Sorunu olduğu için orada müdahale gerekiyor. Doğru zamanda bir ekip çalışmasıdır zayıflama işi. O yüzden lütfen bize bu konuda destek olursanız. Ay sen bize oldun Nurgül Hanım'ı bu hale getirdin. Biz sana destek olmaz mıyız? Zevkle elbette mutlulukla sevgili canımsın. Berinciğim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Bu arada bu köftelerin kokusuna gelmeyin duymayın. Ay. Bu kadar güzel olabilir. Fırında da bu arada diğer köftelerimiz de hazır olmak üzere. Ben şöyle çıkarıp göstereyim. Biraz daha pişireceğim sonrasında. Sevgili Berin Yiğit her zamanki gibi harika tariflerinle. Değişik ürünlerinle bizi mutlu ettin. Bakın bugünkü neler tarifler. Yaptık bugün. Evet, mutfağınız şenlensin efendim. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili Berin'cim, Meltem ablacığım. Canım. Ve Nurgül Hanım sizi tebrik ediyorum. Gerçekten. Sizlerin sayesinde. Devam. Harikasınız. Hedef kaç kilo Berin'cim son olarak? Yani bir 10-15 kilo daha yoğunlaşacağız. Aynen. Ben ne yarışacaksın yakında? Bu elbiseyi sana saklayayım mı? Gerçekten. Tamam, bu elbiseyi saklıyorum. Manken. Deneyelim gerçekten. Neden olmasın? Hadi o bakalım. Kadar olamam da mümkün değilse. Olsun biraz ben de geldiririm arkadaşlar. Güzel hayaller ettirdiniz bana güzel. Bu motivasyondur. Kesinlikle. Evet, anlaştık. Tebrik ediyorum. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum çok sevgili Berin Yiğit. Ben teşekkür ederim hayatım. Meltem ablacığım ellerine canım sağlık. Biz onları afiyet yiyerken efendim. Kendine iyi bak devam ediyor elbette. Günümüzde kısırlık ne sıklıkla görülüyor? Hiç sperme olmayan bir erkek çocuk sahibi olabilir mi? Kısırlıkta yaş faktörü önemli midir? Üroloji uzmanı operatör doktor Yılmaz Salatan anlatıyor. Bir yıllık bir süreçte gebelik elde edilemiyorsa kısırlıktan bahsediyoruz. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki değerli konuğum gerçekten çok çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Operatör doktor Yılmaz Salatan, kendisi üroloji uzmanı. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Şimdi çok güzel bir kitapla geldiniz. Şimdi bu herkese bir sorsanız çocuğunuz kız mı olsun, erkek mi olsun? Tabii herkes sağlıkla alalım kucağımıza der. Allah nasip etsin der. Ama ikinci, üçüncü çocukta mesela bir kız olsa hani bir kız bir erkek değil mi? Herkesin bir hayalidir. Bu kitapta ne anlatıyorsunuz? Kitapta ne anlatıyoruz? Herkesin evet o bilinçaltındaki hayalini gerçekleştirmek için ihtimalleri artırmak adına şanslarını artırabilecekleri öneriler var. Çok güzel fakat ondan önce şöyle biraz gelirse çocuk sahibi olmaya gelene kadar giden yolda sorunlar yaşayan çiftlerimiz olabiliyor. Kısırlık son dönemde çok fazla konuşuluyor. Ne sıklıkla görüyorsunuz ve yaş sınırı önemli midir sizce kısırlıkta? Kısırlık her 7 çiftten birisinde görülüyor ülkemizde. Önce kısırlığın tanımına bir göz atacak olursak o haftada ortalama 2-3 kez normal ilişkiye girilmesine rağmen bir yıllık bir süreçte gebelik elde edilemiyorsa kısırlıktan bahsediyoruz. Erkekte yaş çok önemli bir faktör değil. Ancak kadında yumurta sağlığı açısından çok önemli. Kritik yaş değerimiz de 35 yaş kadında. 35 yaştan sonra sıkıntı başlıyor. Sıkıntılar. O yüzden 6 ay bekleme süresi veriyoruz onlara. Ha. 6 ay olmuyorsa bir an önce gelmeleri gerekiyor. Evet. Peki kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok problemler görüyorsunuz? Şimdi aslında problemler... Kritik bir soru sorayım size. Evet. Problemler aslında hani 3'te 1 oranında kadına ait, 3'te 1 oranında erkeğe ait, 3'te 1 de hem kadında hem erkekte görüyoruz. İkisinde birden de olabiliyor. Kabaca bazen baktığımızda hani %50'ye 50 gibi bir oran var aslında kusurlara bak. Peki erkek tahlilinde hiç sperma olmayan bir erkek çocuk sahibi olabiliyor mu? Şimdi TESE dediğimiz bir yöntem var. Peki. Nedir bu? Erkekte testisten parça alıyoruz. Mikroskop altında inceleyip sperm kanallarında eğer bir sperm bulabilirsek
Bunu bir takım canlandırma işlemlerinden sonra daha kullanılabilir hale getiriyoruz. Sonrasında bu donduruluyor ve kadının tedavisine başlanılıyor. Bu şekilde çocuk sahibi olabiliyorlar. Olunabiliyor. Yani evet. Kadınlardaki yumurta rezervinin azlığı ve çoğaltılabilmesi ya da tüp bebek yöntemleri gibi bir yöntem erkekte de bu şekilde. Erkekte daha başarılı. Hani kadında dondurma yöntemleri çok başarılı değil. Çok önerilmiyor. Kadında hani yaşlanınca kullanırım deyip yumurtalarını dondurup evet. saklayamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ama sperm bankaları var. Evet, değil yasal mi? Olarak da birçok ülkede. Bizim ülkemizde yasal olarak bu mümkün çok değil. Hani genetik olarak bir sorun varsa yapabiliyorsunuz evet. bunu. Ya da bir hastalığınızın raporla belgelenmesi gerekiyor. Birçok ülkede bu olanak var ama. Var. Peki kadında tüp bebek tedavisinin ve erkekte varikosel ameliyatının değil mi hocam? Doğru evet. söylüyoruz. Kısırlık tedavisindeki etkisi nelerdir? Kısırlık tedavisinde en sık rastlanan sebeplerden birisi. Erkekte tedavi edilebilir sebeplerin en sık rastlanan. Hatta toplumda %10 oranında görülüyor varikosel. Ve son teknoloji varikosel ameliyatında mikrocerrahi varikoselektomi dediğimiz bir yöntem. Kabaca sperm sayılarını göz önünde bulundurmazsak varikosel ameliyatı yaptığımız erkeklerin %58'i çocuk sahibi olabiliyorlar. Oldukça yüksek bir oran. Oldukça yüksek bence başarılı evet. Tabii tüp bebek başarısına gelirsek onun uygulandığı merkezin teknolojik altyapısı. Uygulayan ekibin tecrübesi, deneyimleri çok önemli olmakla birlikte en iyi serilerde %40'lar civarında başarı oranı. Her şey dört dörtlük olduğu bir ortamda. Şunu çok merak ediyorum. Sizin gibi çok değerli hekimler programımıza geldiğinde hep tüp bebek tedavisinde o laboratuvarın öneminden, işte havadaki nemden, hijyenden vesaire tüm bunlardan bahsediliyor. Hala gerçekten var mıdır ki o standartlara uymayan bir merkez? Yani o merkezler kendine merkez diyebiliyor mu daha doğrusu? Şimdi öyle şöyle, kabul ediliyor. Böyle kurumlara ruhsat verilirken uyulması gereken optimum alt düzeyde sınırlar var. İşte diyelim ki sizin bir mikroskobunuz olması gerekiyor tamam. diyor size ruhsat verirken. Ama detayına baktığınızda şimdi mikroskop var, mikroskopçuk var. Yani büyütme oranı ya da işte kullanılabilirliği, zoomlama yeteneği, daha kolay kullanılabilmesi gibi. Tabii teknoloji çok pahalı evet. ve amortisman gideri denen bir gider var şirketler için. Tabii bu çok ağır teknolojik yatırımları yapmak istemeyebiliyor kurumlar. Tabii. Bu da tabii yani başarı detaylarda gizlidir mantığıyla gerçekten sonucu çok etkiliyor. Evet. Ama ülkemiz için şunu söyleyebiliriz. Birçok merkez dünya ülkelerindeki merkezlere yarışabilecek kadar kapasiteli güzel merkezler var. Cihazlar evet. çok yeterli bence. Evet çok güzel. Şimdi bunu tabii ki soruyorum. Çünkü bazen de işte doğru merkeze gidiyor muyuz acaba? Çünkü çok da ucuz maliyetli bir çalışma da değil bu aileler açısından. Birkaç defa denendiğinde düşürülürse bu konuda gerçekten sıkıntı yaşayabiliyorlar. Onun için doğru merkezde olmak en azından bütün bunların içerdiği bir merkez bulurlarsa yaptırabilirler güvenli. Bu mesajı vermek istedim. Evet. Peki efendim, şimdi erkek kısırlığındaki son teknolojik gelişmelerden bahsedeceğiz. Neler bunlar? Evet, şu an tüm dünyada gerçekten popüler bir yöntem bu. SORP testi denen bir test. Bu, SORP. SORP. Peki. Spermin DNA'sındaki hasar oranı tespit ediliyor bununla. Ne işe yarıyor bu? Erken teşhis ve tedavide yönlenmemizi sağlıyor. Spermiyogramla eş zamanlı olarak yapılıyor. Mininin içerdiği spermleri koruyabilme kapasitesi ölçülüyor. Yani antioksidan kapasitesi. Çünkü çok gündemde biliyorsunuz işte oksidatif strese bağlı teknolojik gelişmeler, hava kirliliği, stres, işte sigara, alkol gibi etkenler tabii. spermin sağlığını etkiliyorlar. Bunların etkilenme düzeyini erkenden tespit edebilirsek daha hızlı yol alabiliyoruz. Son teknolojik gelişim SORP testi evet, yani. Çok güzel. Peki şimdi bazı efsaneler var. Bunlarla evet. ilgili size sormak istiyorum. Doğru mu değil mi? Kısırlık kadına ait bir kusurdur. Şimdi öncelikle aslında şu kusur kelimesinin bir hani düzeltilmesinde fayda var. Yani genelde böyle ifade ediliyor. Tabii de sorun demek gerekiyor. Hani kabaca da bahsettik aslında. %50 kadına bağlı nedenlerden, %50 de erkeğe bağlı nedenlerden evet. diyebiliriz. Yani kadınlar yıllarca haksız bir muameleye maruz kaldı. Harikasınız. Biliyorsunuz. Peki diyor ki benim ailemde herkes doğurgan, benim böyle bir sorunum olamaz. İşte sanılandan daha sık rastlanılıyor aslında kısırlığa. Nedir? Türkiye'de de söylemiştik. Her 7 çiftten bir tanesi kısırlık sorunuyla karşı karşıya. Aslında bu konularda hani evlenecek çiftlere ya da evli çiftlere bir takım danışmanlık hizmetlerinin verilmesi lazım. Hani kadınlara olan bu baskının da çözülmesinin bir yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Eğitim verilmesi gerekiyor. Bir takım aile terapilerinin verilmesi gerekiyor. Peki tüp bebek tedavisinde mutlaka ya ikiz ya üçüz bebek olur. Bu bir efsane midir? Var mı böyle bir gerçek? Eskiden gerçeklik payı yüksekti. Hala günümüzde de aslında öyle bir ihtimal var böyle tedavilerde. Çünkü yumurtlamayı artırmak için kadına bir takım tedaviler veriliyor. Yani coşturuluyor yumurtla sayısı artırmak için. Ancak günümüzde
amaç tek ve sağlıklı bebek elde etmek olduğu için şu an teknolojik gelişmeler de oldukça iyi ve teknolojiden dolayı merkezlerin bu tek çocuk elde etme kapasiteleri çok yüksek çok şu anda. Çok yüksek. O da evet. Çok güzel. Peki kendimi 35 gibi hissediyorum. Benim için yaş hiç fark etmez. Bunun bir gerçeklik diyenler var evet. Evet. Olamaz mı? Mutlaka öyle ama sperm ve yumurta sağlığı açısından yaş çok kritik bir öneme sahip. Onları kandıramıyoruz maalesef. Kandıramıyoruz yumurtaları, onları evet. Diyorsunuz. Çok önemli. Peki 40 yaşıma kadar yumurtalarım için endişe etmeme gerek yok. Ergenlik döneminin başlangıcıyla ilk adette yarısı kayboluyor bunların. Hı hı. Sonra zamanla hızlı bir şekilde azalmaya başlıyor. Evet. 35 yaştan sonra hem sayı hem kalite hızlı bir şekilde düşüyor yumurtalarda. O yüzden evet. Kritik yaş 35 yaş. Pekala. Doğacak çocuğun cinsiyeti kadına mı bağlı, erkeğe mi bağlı? Şimdi bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Kitabınız gerçi gene bununla ilgili doğal yöntemlerden evet. Ve beslenmeden vesaire bahsediyor ama. Evet. Şimdi şöyle teknik olarak bakmak gerekiyor olaya. Kadında yumurtalar sadece X kromozomu içerebiliyorlar. Eğer X kromozomu içeren yumurtayı X kromozomu içeren bir sperm döllerse doğacak çocuk kız oluyor. Hı hı. Y spermi döllerse doğacak çocuk erkek oluyor. Evet. Tabii ki uygun şartların sağlanmasını kadın sağlıyor. Kadının işte genital durumu, genetik durumu, işte sosyal beslenme durumu her şeyi etkiliyor. Ama erkek doğuramadığı için horlanan kadınları da düşünürsek ülkemizde. %80 oranında belirleyici faktör erkek. Evet. Bunu belirtmekte fayda var yani. Evet. Y kromozomu oraya gidemeden bu olmayacak. Olmayacak bu kadar. Evet. Evet bu kadar net. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok naif bir biçimde ve de eğlenceli bir şekilde bunu bize anlattınız. Çok teşekkür tamam. Ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok mersi. Ve kendine iyi bak devam ediyorum. Ebru Akel ve Doçent Doktor Oytun Erbaş, Meltem Açıkel'in evine konuk oluyor. Hangi et, hangi hastalığın tedavisinde yardımcı rol üstleniyor? Kırmızı et yemek ne kadar sağlıklı? Hazır sucuklardaki tehlike ne? Meltem Açıkel, ev yapımı sucuk tarifi veriyor. Doçent Doktor Oytun Erbaş değerlendiriyor. Yani şöyle, yağlı yersen damarları yağlarsın. Ya bu laf buradan gitsin. Şimdi kendine iyi bak da. Günaydınlar hepinize. Ekran başına şimdi gelmiş olanlar ne yapıyoruz diye merak ediyorsunuz efendim. Sizler için sağlıklı ev sucuğu yapacağız. Ev yapımı sucuk nasıl olur? O soru burada cevabı. Evet. Ama acaba yapılmalı mı ve yenmeli mi sorusunun cevabı da işte burada. Doçent Doktor Oytun Erbaş bizlerle. Sevgili Meltem Aşikel'in evinde ve bahçesindeyiz. Ne mutlu bize. Hoş geldiniz. Sağ olun Burcu'm, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Çok merdim. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Birbirimizi yeni bulduk. Hep izlerken birbirimizi uzaktan ilk kez bu sohbetlere girme evet. Şeyi oldu. Çok tatlı oldu bence. Seyircinin de çok hoşuna gitmiş. Bence en önemli şey burada doğal olmak. Çok doğallığımız herkes zaten. Meltem Hanım da zaten çok doğal. Çok güzel yemekler yapmış. Sağ olsun harika bir yemek uzmanı evet, kendisi. Evet, sen çok doğalsın. Ben de senin yanında doğal. Ay, sen doğal. De çok doğalsın. Ben de doğalım. Yapı olarak doğalım da hani. Yani ekrana yansıyan o. Tamam. Ben çünkü çok çarşı pazar geziyorum. Orada evinin kızı kabul ediyor herkes. Allah çok şükür. Beni de evin annesi. Harika. Çok şükür gerçekten. Ben de bizim oğlan mahallenin. Evet bizim oğlan. Evet. Efendim bizler evet. Buradayız. Ne yapıyoruz? Şimdi sucuk yapacağız. Fakat sucuğu duyunca Oytun dedi ki aman sucuk yapmayalım. Neden dedim? Et yemeyelim. Şimdi ne evet. Olduk dedim bir anda. Ya şöyle bir kırmızı et yiyenler net bir kere kısa yaşıyor. Kısa yaşıyor. Kısa yaşıyor. Çünkü ne kadar yediğinle alakası tabii var mı? Tabii ki ne kadar yediğinle alakalı tabii ki her şey tabii ki daha fazla yendikçe ömür daha çok kısalır. Ama kırmızı etteki kolesterol damarımızı bozduğu gibi, damar sertliği yaptığı gibi beyinde de birikip Alzheimer'a sebep oluyor. Evet. Onun için kırmızı etten ben olduğu gibi uzak durmak. Haftada bir defa yenebilir kesinlikle. Yani beyaz ne yenmeli peki haftada bir? Haftada bir yağsız dana. Yağsız dana. Yağsız, kuzu da çok. Manga? Kuzu eti de çok kolesterollü. Onun için kuzuyu tavsiye etmem. Yağsız dana. Mangal yapmayalım. Çünkü mangal kültürü. Bu mangallar hep mide kanseri o. Ah. Bak. Peki mangal kültürü ne değil de odunla yapalım. Ya her türlü yanıyor ya. Ya bu nasıl olacak biliyor musunuz? Bunun en güzeli böyle et haşlayacaksın. İşte balığı da yaparken biraz şey ne onun adı? Haşlama balık böyle. Boğlama. Hani çevirsen bile iki çevireceksin asla siyahlık olmayacak üstünde yani o aşırı yanma olmayacak. Ama bunu direktman közünün üstüne koyduk mu o dönerler falan yani ben onları böyle gördükçe damar sertliği. Hmm.
Öyle şey mi? Sana söyleyeyim mi? Ha, o döner dönüyor, buradan da yanıyor hatta. Ya döndükçe yani, kesiyoruz orasını. Allah, evet, ne yani güzel oluyor. Şöyle Ebru, Türkiye'de damar sertliği ölümlerin %35-40'ı. Çok yüksek yani. Ya bu. Hani bak şunu söyleyeyim sana. Asya toplum açısından en yüksek damar sertliği bizde. Neden biliyor musun? Böyle etli, yağlı, böyle mangallar, ondan sonra hep damar sertliği. Sonra bypasslar, stentler. Havada uçuşuyor ondan sonra. Evet, çok doğru. Beslenme direkt etkiliyor diyorsunuz. Beslenme damar sertliğinde %70-80 etkili. Çok büyük net bir oran. Yani şöyle, yağlı yersen damarları yağlarsın. Ya bu laf buradan gitsin. Peki yağ, gerçekten şimdi yağsız da bir yaşam da söz konusu değil. Buna da ihtiyacımız var. Tabii, ya vücudun belli tabii bir miktarda. En güzel yağ ne biliyor musun? Evet. En güzel yağ cevizdeki yağ. Hmm. Ceviz, fındıktaki yağ. Tereyağı, zeytinyağı, margarin. Şöyle bir kez katı yağ hayatımızdan çekiyor. Çıkarıyoruz. Tereyağı da mı? Tereyağı da yok. Mesela benim Amerika'da böyle şeyler vardı mesela. İşte şunu, şu çöpü, şu otun, işte o armudun sapı, üzümün çöpünü yiyin, 63'ünde öldü. Şu oldu, şu oldu, 55'inde öldü. Ben şunu söylüyorum. Tek tip beslenme tavsiyeleri her zaman zarar verir. Mesela şunu desek ki hep şunu yiyin, onun altında bir sıkıntı vardır. Ben şunu savunuyorum. Her şeyi ye. Her şeyi ye, azar azar ye ama kırmızı eti biraz da hayatından çıkar. Peki. Ve şu fındık fıstığı ve cevizi hayatına daha çok sok. Koy. Şimdi evet. Fevzi Özgün'ün buradan kulaklarını çınlatacağım. Bana çok güzel bir alışkanlık kazandırdı. Sabahları kahvaltı ederken yani gluteni hayatından çıkardı. Ne gerek var? Ekmek yemeyin. Ekmeği bıraktım ama kahvaltıda peynirin yanında bir şey istiyorsunuz ya, bir katık deriz evet, hani yani evet, bir katık evet. istiyorsunuz. Ceviz ve badem ye. Harika ama ekmek de ye. Ya, tabii ki bak şey söyleyeceğim. Ekmek mutlaka yenmeli. Ne, B vitaminine mi ihtiyacımız var oradaki? Karbonhidratsız hayat olmaz. Çünkü beynin temel gıdası şekerdir. Tamam ama şeker... alıyoruz onu, sebzeden alıyoruz, tamam. Yeşillikten alıyoruz. Doğru ama karbonhidrat almazsan nereden tamamlayacaksın enerji ihtiyacını? Mesela biraz... ağır bir işim var. Mesela şimdi bugün çok ağır çalışan insanlar var. Tabii. Değil mi? İşçilik yapan. Evet. Günde 2000 kilokalori nasıl alacak tabii, ekmeksiz? Doğru. Olmaz. Ekmek almazsa nereden almak zorunda kalır? Yağdan. Yağda damar sertliği yapar. Onun için ben şunu diyorum. Sıvı yağ evet, Akdeniz tipi zeytinyağı. O da azıcık üzerine gezindirme. Ama katı yağ asla, kırmızı et haftada bir diyorum. Bir, peki. Glüten vücuda giren bir proteindir. Bazı çocuklarda alerjisi olabilir. Evet. Hatta o çocuklara bile biz. Evet. Azar azar glüten verdiğimiz alerjileri yok oluyor. Hmm. Hiç vermezseniz vücut daha alerjik olur. Onun için her şeyle karşılaşsın. Bırakın çocuklar o glüteni de alsın. Başka hayatınızdan çıkarın. Manevi yani, hayatınızdan çıkarın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ekmeksiz bir yaşam düşünmek de söz konusu değil. Ha, neyle doğacak insan? Şunu söyle. Makarna ve ekmek dışında günlük kalorinin %45-50'sini karbonhidrat yani undan, makarnadan, ekmekte almak zorundasın. Mesela gevrek. Ben en türlüyüm gevrek diyorum ama simit yani. Simit yiyeceksin. Hele İstanbul simidi. Tabii. Yenecek. Nasıl yenmez? Şimdi yenecek. Ekmek yemediğim zaman bu kadar beyaz peynir yiyorum. Tabii. O normal mi sence? O da değil. İşte yağ. Al. Bakın damar. Peki gelelim hadi sucuğa. Çok hadi. Güzel gidiyoruz. Ne var burada malzemelerimizde? Şimdi yarım kilo kadar dana, yarım kilo kadar hocam kuzu koyun olmasın zaten belli, ama. Yağdan belli zaten. Evet. Bak, daha yağlı. Şu yağlı zaten belli. Evet, bak. Evet. Bolca sarımsak koydum. Tamam. Sarımsak çok önemli ya. Sarımsak sırf dana eti tüketin diyor. Evet. Kekiğim var, kimyonum var, karabiberim var, kırmızı pul biberim var ve tuz kullanacağım. Evet. Deniz tuzu yaparken. Bir de sana bir şey söyleyeyim. En kolesterolsüz et ne biliyor musunuz? Deve eti. Aa. Evet, evet deve etinin deve ya, eti. Evet öyle bir özelliği var. Kolesterol yok içinde. Kolesterol. Onun için çok sağlıklı. Enteresan. Evet. O da yeniyor tabii bazı toplumlarda. Deve eti içedin mi? Yemedim. Ben devenin sucuğunu da yedim. Öyle mi? Evet. Neredeydiniz? Şeyde bizim İncirlova'da. Oo, evet, aynen. Çok güzel. Daha ikişim tırak değil mi? Öyle aynen mi? Öyle. Daha evet, asidik. Daha aynen, asidik. Aynen öyle. Evet. Hiç denemedim. Biliyorsunuz siz yemişsiniz herhalde. Evet yedim. Evet, Mert'in yemediği. Gurme gerçekten. Gurme kendisi tamam, tatmadığı, harika. Deneyimlemediği. Maşallah. Ben Arabistan'a evet. gittim. Deve sütü dediler çölde. Tabii. Hiç kimse içmek istemedi. Ben tadına bakmak istedim. Evet yetmişiniz. Şekerli bir tadı var. Çiğ içiliyor. Evet. Güzel bir lezzet. Deve sütü otizm de biliyorsun çok etkili. Öyle mi? Otizmin tek ilacı. Aa, evet Ebru. Deve sütü. Deve sütü. Deve sütünde. Şimdi hemen açmak istiyorum evet. parantezi. Doktorumuz özellikle bu konuda otizm konusunda evet. ciddi araştırmalar yapıyor. Yani bu konuda uzmanlık alanını daha da geliştirme yolunda ilerlemiş. Aynen öyle. Ve neler kat ettiniz yani? Ya otizm düzeltilebilir bir hastalık. Ya şimdi otizm şöyle erken yaşlarda tan alınırsa otizm bir sosyal bozukluk. Yani evet. sosyalleşme sorunu. Yani çocuk kendi içinde yaşıyor. Ama ilişki kuramıyor diğerini.
insanlarla. Onun için siz bunu fark edemezseniz iyice içine kapanır ve beyni o şekilde gelişir. Evet. Ama siz erken fark ederseniz ve onu anneyle babayla toplumla kaynaştırırsanız o çocuk %50-60'lara kadar yol alıyor. Toparlayabiliyor. Tabii, toparlıyor. Erken yaşta teşhis çok önemli. Çok önemli. Aman büyüyünce geçer. Hayır. Konuşmuyor. Hayır. Aman bir şeye sürekli takılıp oynuyor. Ne olsun oynasın çocuk bu. Bir de şöyle bir şey var. Otizme yatkın çocuklar eline cep telefonu verdiniz mi? Çok güzel otizmi yaparsınız. Onun için otizmin en büyük gerçeği de eline cep telefonu ve tablet verilen. Aman sussun oynasın şurada. Eyvahlar olsun. O çocuk şu anda otizmdeki bir patlamanın sebebi de cep telefonları. Evet. Aileler veriyor cep telefonunu. Çok dikkat etmek çocuk lazım. Onun içine gömüp kendi içindeki hayatını daha da sağlamlaştırıyor. Çocuk bakmamalı mı hiç ekrana? Çocuklara cep telefonu verilmemeli. Kaç yaşına kadar? 10 yaşına, 12 yaşına kadar hiç cep telefonu tabletle tanıştırılmamalı. Tanıştırılmamalı. Peki ama tanışıyorlar. Yani sen de tamam. Ben de görmezse arkadaşın tamam. Da görüyor. Görecek. Sen diyeceksin ki biraz şey yapınca 6 yaşından önce anlamaz sen vermeyeceksin. Evet. Büyüyünce diyeceksin bu senin için zararlı. Ona bir kota koyacaksın. Diyeceksin günde yarım saatten fazla bizim şimdi öyle bir kotamız var. Oğlum da 5,5 yaşında. Tamam. Ama o kotayla o adine bakıyor. Tamam yarım saat. Yarım saat. Yarım saat. Evet yarım saat. Yani öyle bir kapanmak zorunda. Biz kapatmıyoruz ama bunu hemen belirtmek istiyorum. Tablet diyoruz tabii ki biz bunlara. Bu tablet telefon kullanımı çocuklar için çok faydalı şeyler değil. Ama yarım saat bitince kendi kapatıyor makineyi. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla evet, gelip evet. Bana hani anne biraz daha aç baba aç diyemiyor. Çünkü baba benden de sakladı şifreyi. Arada açıyordum onu. Evet. Hiçbirimiz açamıyor. Bir de otizm belli oluyor çocuklarda. 2 yaşında Allah falan belli olur. Çocuk, yani çocuk dışarı karşı tepkisi ve kendi içindedir. Bir de böyle şeydir yani size yanıt vermez. Göz teması çok önemli. Göz teması kadar çok önemli bir şey yok. Hatta evet. Geçenlerde ben bir yere gittim. Çocuklar kedinin arkasından koşturuyorlardı. Aa, ne kadar sevimli dedim. Babaları geldi sonra. Dedim ki ya çocuklar ne kadar sevimli. Adam dedi ki bana hocam otistik değiller dedi. Aa, çok hoşuma gitti bu laflar. Neden? Çünkü ama o size ben de çünkü gelmiş. Benim bir TEDx konuşmam vardı. Ben de otistik bir çocuktum küçükken. Tabii ben Asperger'dim. Hep aynı işlerle uğraşan, takıntılı olan bir adamdım ben. Sonra tabii bunu biraz geliştirdi. Anamız sayesinde. Annemiz bizi işte yapa yapa geliştirdi. İşte deve sütü de böyle bir özelliği var. Deve sütü içindeki yüksek miktardaki antikorlar beyne geçebiliyor deve sütündeki antikorlar ve beyindeki otizmdeki o iltihabı azaltabiliyor. Otizm bir iltihap var beyinde. O da iyi geliyor. Onun için çok ünlü oldu şimdi. Çok güzel. Otizmde. Başka nereye iyi olsun. Geliyor deve sütü? Ne kadar vallahi, tüketilmeli deve peki? Deve sütü şöyle günde yarım litre. Hı hı. Çocuklara, otistik çocuklara verilirse otizmli çocuklara 1,5 ayda çok iyi bir gelişme sağlar. Ay, hiçbir şey söylüyorsun çok şu hızlı anda. Bir gelişme sağlar. Harika. Otizm de akıllarında olsun. Böyle bir özelliği var. Deve sütü hepatit C'ye çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Hepatit C'ye çok etkili. Bir de içerisinde çok iyi miktarda C vitamini var. Bir de iltihabi rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Ha. Özellikle sedef hastalığına. Öyle mi? Eklem iltihaplarına. Yani vücutta romatolojide. Aynen. İltihaplı eklem romatizmasına. Yani özet olarak vücuttaki iltihabı yatıştırıyor diyebilirim. Mükemmel. Deve sütünü kolay bulabiliyor muyuz? Her yerde var Türkiye'de deve sütü. Evet, artık var. Her yerde var. Her yerde. Bir de deve sütünün bir güzelliği var. İnek sütü gibi alerjen değil. İçinde bir alerjik proteinler yok. Onun için alerjisi varsa çocuğun. Bir de şunu da söyleyeyim ben. Anne inek sütü içerse anne sütüne inek sütü geçer. Evet. Anne sütüne inek sütü bu sefer çocukta anne sütü alerjisi oluşur. Evet. Bu inek sütü alerjisidir. Bunu da unutmamak lazım. Hani bazı anneler diyor ki ya benim çocuk işte anne sütü alıyor ama her yeri şişiyor, kabarıyor, kızarıyor. O ondan değil. Anneler inek sütü içtiği için. Onun için 2 tane süt tercihimiz olabilir. İnek sütü alerjisi varsa ya keçi sütü evet. Ya da deve sütüdür. Deve sütü ve keçi sütü. Keçi sütü. Keçi evet. Sütü. Onun dışındaki sütleri çok da ama deve sütünün Alzheimer otizme iyi tedavi geldiği. Tedavi edici iyi geldi. Baya baya net arttırıcı çocuğun gelişimine sağladığı sosyal iletişimi arttığını biliyorum. Ay, mükemmel bir şey. 1,5 ay boyunca günde yarım litre. Yarım litre evet. Herhangi bir yan etkisi yok. Yok. Deve sütü içirin lütfen. İnşallah şifa bulsunlar varsa çünkü çare arayan çok fazla insan evet. Var. Bunun yanı sıra eklem iltihaplı eklem romatizması sedefe iyi gelir. Sedef hastalığında. Evet, evet. Her türünde mi sedefin? Evet her türüne iyi gelir. Her bir de hepatit C'de. Hepatit C. Çok etkili. Ciğeri koruyor. Evet. Harika mükemmeliz. Peki geldik sucuğumuza. Bilgi deposu. Bayıldım. Değil mi?
bayıldım gerçekten bu sohbetlere ben. Efendim sucuk için içeriğimiz hazır. Şimdi tülbente yapacak sucuk. Bir de sarımsağımızı da biraz konuşu yapalım mı? Ya evet, sarımsak, evet. Ya sarımsak bir mucize soğanla ikisi. Evet. Yiyebildiği kadar ye. Bir efsane değil. Tansiyonu düşürüyor mu? Evet. Şimdi antibiyotik evet. meselesi günümüzde çok fazla konuşuluyor, tartışılıyor. Artık Allah'tan ki reçeteli oldu ve eskisi gibi önüne gelen herkes eczaneden şuram ağrıyor, bir antibiyotik alayım iyi geliyor denmiyor. Bu antibiyotiğin bir zehir olduğunu ve önümüzdeki yıllarda ben ortadan tamamen kalkacağını falan düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence öyle değil. Antibiyotik olmadan olmaz. Çünkü olmaz. Enfeksiyon hastalıkları hala yerini koruyor. Zatürre çocuklarda hala önemli bir ölüm sebebi. Bir de yoğun bakımlarda sepsis çok başımıza hala bela. Antibiyotiksiz olmaz. Hı. Ama antibiyotikler doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Peki. Ama antibiyotikler dünyada kalkmaz. Antibiyotiksiz yaşamayız, yaşayamayız. Ama antibiyotiksiz olsaydı, antibiyotik olmasaydı hayat kısalır hemen. Öyle mi? Tabii. Ama Allah korusun. Peki, dünyada insanları kurtaran en temel şey penisilindi. Doğru için, değil mi? Bu kadar basit. Fazla bir detaya girmeye gerek yok Meltem abla. Ama biz ne yapalım? Yani sağlıklı beslenin ve çok fazla hastalanmamaya çalışalım. Böylece ilaç kullanımımız azalsın. Evet. Valla şey çok iyi bir şeyse söyleyeyim. Acaba bak sardı sucuğu koydu en iyi böyle antibiyotik ya da antimantar evet nerede bulunur mesela sence Ebru? Mesela kendini buna karşı koruyan hangi canlı sence? İşte bir sürü mikroplara karşı çok başına bela. Hemen söyleyeyim arılar. Evet şimdi aklıma geldi. Arılar, doğadaki evet. Çünkü bal var içeride, şekerli bir tabii şey. Bir sürü balın da seveni çok. Evet. Onun için nasıl sence buna baş ediyorlar? Bal en iyi içerisinde antibiyotik bulunduran madde bir de arı sütü. Arı sütü günde bir parmak şöyle parmağını sokup içine yalarsan asla kış aylarında faranjit falan olmaz. Siz olmaz mısınız hiç? Ben hep arı sütü alırım. Gerçekten evet, mi? Evet arı sütü alırım. Nasıldır yani hastalıklara karşı direnciniz? Hiç olmam. Değil arı mi? Sütü alırsan olmazsın. Bu hiç olmam da çok büyük bir enerji Meltem abla. Biz bu sene çok seninle grip olduk. Biz bir kere seninle çok kötü olduk. Evet. Bir de ne yapmak lazım biliyor musun? Kışın yazın kışa hazırlık yapmak lazım. O da soğuk duş. Havuz çok önemli. Soğuk şoklama. Çünkü hazırlık yapar vücudun. Onun için yazın şoklarsan kışın da soğuktan hasta olmazsın. Aa çok güzelmiş. Onun çocuklarınızı soğuk denize, soğuk havuza atınız. Harika. Evet. Denizi tercih edelim mümkünse. Tabii denizi ama tercih edelim. Ama yoksa da havuza da soğuk. Havuzda çünkü çok klor var içinde. Heh. O klor başka. Bir tek biraz ondan biraz şey. Neden? O klor nasıl biliyor musun? O klor da zararlı. Çamaşır suyu çünkü. Aynen öyle. Çocuk yani onun beynine gidiyor, bütün vücuduna gidiyor. Pek hoş bir şey değil. Onun için çocuklarınızı özellikle 6 yaş altı havuza pek sokmayın. Sokmamak. Evet. Şimdi aslında klor yerine işte ozonlu havuzlar falan. O da aynı. O da aynı. Aynı olsun. Evet. Çok önemli. Meltem ablam bakın nasıl yapıyor. Bak parmak sucuk yapıyor. Buyurun. Bunu yemez misiniz? Şimdi sucuk neden tüketmeyelim ya da neden tüketelim? Şurasını iyi bir bağlayalım. Valla sucuk fermente bir gıda. Hani evet. İyidir. Hani arada yemesi mikrobiyotayı bir şey yapar. Biliyorsunuz hani ünlendi ya bağırsak floramız. Aynen. Herkes ağzında flora geziniyor. Ondan sonra bana göre çok şey değil ama hani. Çok öyle mi? Tabii hayatın şeyi değil yani. Peki, kanunu değil. Değil ama şimdi böyle bir şimdi bütün araştırmalar işte yeni yayınlanan evet bilimsel makalelerde işte ne kadar bağırsan iyiyse psikolojin işte o kadar bir, iyi. Tamam işte bir kaşık yoğurda bakar. Bir kaşık. Bu kadar laf bir kaşık yoğurda aynen bir kaşık yoğurda bakıyor. Bu kadar şunu söyleyeyim. Aynı evde yaşayan çiftlerin bağırsak şeyleri aynı bakterileri. Neden tabii o zaman biri hasta biri değil? Hmm. O zaman ya ikisinin normal hasta evet olmaması ya da ikisinin hasta olması lazımdı. O zaman bakteriler bu kadar önemli olsaydı. Vallahi ben eşim kadar kendime baktığımı düşünmüyorum. Aynı şeyleri tüketiyor olabiliriz. Fakat o mesela destek gıdalarla bu fermente gıdalarla aynı floranız var. Aynı mı yine de? Aynı. Ha. Ne yerseniz yiyin. Floranız şu anda aynı ikinizin. O zaman boşuna yemeyeyim o zaman ben onun yediklerini. Çok tatlı. Hayır sen onun yediklerini yemiş gibisin. Yemiş gibiyim zaten. O da seninkileri yemiş gibi ortayı buluyorsun. Ha buluyoruz. Evet, iyi tamam oldu süper. Onun için sucuk turşudur. Evet. Alınmalı. Yoğurt da öyle. Haftada bir defa iki defa. Ama böyle şunu söyleyeyim aşırı miktarda kefir gibi mikrobiyotayı çok kuvvetlendiren probiyotik maddelerde iltihabı arttırıyor. Ha. Çünkü bağırsak bakterini azdırıyorsunuz. Evet. Çok kefir içen romatolojik hastalığı azan var. İltihap eklem romatizmasını arttırıyor. Aha. Bağırsak iltihabını arttırıyor. Ben aha öyle insanlar var mesela günde bir litre kefir içip eklem romatizması azan, bağırsak iltihabı azan, sonra da bize söylemeyip sonra sorduğumuzda ya hocam ben gizli gizli kefir içiyordum birer litre diyen. İnanılır. Bir litre de çok fazla. Bir fincan abi veriyorlar. İçen var ya. Bir çay ya bardağı veriyorlar maksimum. Tamam işte bu da öyle. Mesela ama ayran zannediyorlar kefiri de ondan. Aynen öyle. Ha. Aynen. O zaman kefir bir ayran değildir. Kefir bir ayran değildir. Abartılmamalı. Yoksa bakteriler çok fazla artarsa da başınıza bela olur. Aa, o da iyi bir şey değil. Tabii. Her şeyi makul yapıyoruz efendim. Makul hatta ekmeği bile. Peki ekmeğin hangisini yiyeceğiz? Şimdi ekmek sucuk ekmek yenmez mi? Yani ekmeksiz sucuk, sucuksuz ekmek. Çok güzel olur. Yani değil mi? Anlamsız. Vallahi biz dünyanın en iyi ekmeği
yeniyor. Buyurun, toplumuz biliyorsunuz tahıllı ekmekler yenilebilir tam buğdayla ama beyaz ekmekte sıkıntı çıkarmaz. Tamam. Şunu söyleyeyim ben size, dünya eğer bir marketse Türkiye bunun organik reyonudur. Doğru. Bunu da hiç unutmak lazım. Şanslıyız tabii ki, bizim ekmekler hiçbir yerde yok. Öyle ekmek nerede var? Nerede? Hiçbir yerde yok. Evet, çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu değil mi? Vallahi bir, çok da pratik yaptın. Bakar ya. Mısınız Meltem abla? Anlamadan dünyaları yapar burada. Ben bir bakıyorum mesela burada konuğumla konuşmaya dalmışım. Meltem abla 3 kavanoz turşu yapmış. Ya hakikaten nasıl? Salatayı yapmış, içine sosunu de, koyuyor falan. Bir de şey yapıyor yani, görseli de var. Yani bir sanatsal dizayn da var yani. Kesinlikle. Ay, öyle. Teşekkür ederim hocam. Ama yani kendinden de. Ben bundan sonra artık buraya geleceğim. Ay hocam, ya ben, biz tabii bekar olduğumuzdan bizim bakanımız yok. Biz akşamları hocam, ben. Hocam ben bakarım size. Tamam, bundan sonra akşamları akşam buradayım ben. Siz de onlara bakarsınız. Ben de onlara bakarım. Sürekli anjiyo, endoskopi, kolonoskopi. Allah korusun. Allah göstermesin. İhtiyaç da olmasın ama gerçekten bu besinler bizi ayakta tutan ama şeyler. Ama şöyle bir şey var. İnsan mesela şöyle Ebru, bir 45'inden sonra bir kolonoskopi yaptırmalı. Yaptırsın mı? Kadın tabii, erkek. Kadın erkek. Hmm. Çünkü kalın bağırsak kanseri taraması. Ondan sonra sigara içenler her yıl tomografi çektirmeli. Peki. Evet. Mamografi ne tomografisi? Ciğer tomografi. Akciğer tomografisi. Akciğer. Kadınlar da her sene mamografisini çektirmeli. Her onu sene. Biliyoruz. Hı-hı. Mutlaka simeyir aldırmalı. Rahim ağzı kanserine yönelik. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bir yer 15 günden fazla ağrıyorsa orada bir sıkıntı var. Bir alarm veriyor vücut yani. Veriyor. Yani mesela bir şey olmaz deme. Hı. Bir şey mesela şöyle söyleyeyim. Mesela miden ağrıyabilir ama basit önlemler aldın. Antiasit aldın, asit önledin. Ama halen miden ağrıyorsa bir endoskopi yapmakta fayda evet. var. Mesela karnın ağrıyorsa yine bir tomografi ultrason. Çünkü pankreas kanseri de çok arttı toplumda. Hı hı. Bak mideyle pankreasta bir artış var. Hı hı. Bir de tiroitte. Tiroitte. Bu üç kanser arttı. Tiroit neden arttı? Tiroit neden arttı biliyorsun? Tiroit şöyle... İyotla ilişkili bir özelliği var. Onu da hemen söyleyeyim. İyot eksikliği tiroid kanseri yapıyor. İyot eksikliği. Enteresan. Millet işte bu Himalayaları yiye yiye. İyottan uzaklaştı. Hmm. Ben ne diyorum, deniz tuzu yiyin deyip duruyorum zaten. Onun normal için... gıdadan yeterli iyot alamıyor muyuz? Alamayız. Hmm. Balıkta sorun yok. Evet. Haftada 3 balık yiyorsanız alırsınız. Hangi balık? Hangi balık fark etmez. Balıktan. Hepsinde var. Hmm. Ama şeyde balık yemiyorsanız alamazsınız. Çok önemli. Bir de şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Çeşme sularında bulunan klor, Ebru, iyotun yerine geçiyor vücutta ve iyotun azalmasına sebep oluyor. Aha. Onun için çeşme suyunda böyle bir özelliği var. Yine havuzda böyle. Çocuğunuzu hep havuza sokarsanız onu yutar, derisinden geçer evet. ve tiroid bezinin çalışmasını bozarsınız. Ama çeşme suyu içmiyoruz ama yine de duş alıyoruz, yıkanıyoruz, elimizi yıkıyoruz. Alır mıyız gene de oradan? Çok klorlu oldu oradan belli. O çeşme suyunda bir sıkıntısı ama çeşme suyunda iyiliği şu, kalsiyum yüksek içinde. Evet. Oradan yani bir iyiliği bir kötülüğü var. Evet. Şimdi ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? İşte hep hayat böyle. Hayat hep böyle. Ama hocam çok zor işte, onu mu yapsak, bunu mu yapsak diye. Yani ben çeşme suyunu seviyorum, şöyle yapıyorum. Klorluysa pek içmiyorum, tadı geliyor. Güzel. Ama yoksa içiyorum. Harika. Çok kireçli ama hocam. Bak, kireç iyi bir şey. Kalsiyum, evet, kalsiyum. Valla ben içmiyorum. Kalsiyum. Kanalizasyon mu karışmıştır? Bahçe. Yok yok, aşılıyor ya. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Meltem ablamın ev yapımı sucuğu efendim bu yaz gününde. Evde yapılmış her şey çok önemli. Şimdi biz bu sucuğu bugün evde tülbentle yaptık. Bunu evet. ne kadar kurutacağız Meltem abla? Valla güneşte değil, gölgede kurutuyorum ama sıcak bir ortamda. Yaklaşık birkaç gün sonra bizde zaten kalmıyor. Ucundan bucağından yenmeye evet. başlıyor. Ama üzerine işte çok sinek konuyor, çok arı konuyor filan, dışarıda da çok tutmak doğru bir şey değil. Ben genellikle birkaç gün beklettikten sonra buzdolabına koyuyorum. Hatta uzun süre yemeyeceksek difrize koyuyorum. Çok güzel. Peki bunu bu şekilde mi yapmak lazım yoksa bağırsakta mı yapmak lazım sucuğu? İkisinde değeri aynı. Bağırsak da olur, bu da olur. Bağırsağın özelliği şudur. Daha şeydir hani içinde bol miktarda işte lif de var. Evet. Onun için daha doğaldır. Ama bu da onun kadar doğal. Yani eşdeğer diyebilirim. Eşdeğer diyebilirim. Ama dışarıdan aldığım sucukların plastik kaplarda olduğunu da unutmayalım. Çünkü o plastik bir madde. O plastik de hiç hoş değil. Çünkü plastik çözünüyor içinde. Bir de yaz günü şeyde çok tehlikeli. Sıcakta. Sıcakta sular. Ay, şu içtiğimiz pes sular. Şişeler. O pes şişelerdeki sular, onları iç onların hepsi sakın. Karaciğer kanseri olmuş. Allah korusun. Hele arabada araba, göğüs kanseri. Evet. Meme kanseri. Meme kanseri lenfoma, kadınlarda. Evet, Allah korusun. Kanseri. Hani arabada alıp koyuyorsunuz sıcak havalarda içerim sonra diyor. Plastik şişe asla koymayın. Güneşte kalmış şişe, yarım şişeleri asla tüketmeyin. Mümkünse cam şişe kullanın. Bunu da böylece kapatmış olayım. Ben burada yaşasam bir 5-10 sene fazla yaşarım. Gerçekten. Vallahi. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Kuş sesleri içinde Meltem Açıkel'in efendim bahçesindeyiz. Çok teşekkürler Meltem ablacığım. Teşekkür ederim. İyi harikasınız. Hep gelin. Çok mersi. Hep efendim. Geliriz biz siz. Evet, geliriz. Gelelim mi Orçun Hoca? Hep geliriz. Çok sevinirim. Çok mersi ve devam ediyoruz.
Kadınlarda doğurganlığı neler etkiler? Kadınlar doğurganlıkları ile ilgili ne zaman endişe duymaya başlamalı? Tüp bebek tedavilerinde gelinen son nokta nedir? Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doçent Doktor Kübra Boynukalın anlatıyor. Daha çok genetik ayıklama yöntemiyle tüp bebek olabiliyor. Şimdi kendine iyi bak da. Şimdi konuğum Doçent Doktor Kübra Boynukalın. Kendisi kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Hem çok genç, hem doçent, hem bilgi dolu. Bütün sorular sizler için geliyor efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Efendim, kadınlarda doğurganlık, tüp bebek meselesi her zaman en çok soru gelen ve merak edilen konulardan biri. Neden kadınlar bu doğurganlık hallerini biraz kaybettiler? Aslına bakarsanız kadınların doğurganlık hallerini kaybettiklerini söylemek çok da doğru olmaz. Kadınların... Peki. Hayattan beklentileri değişti. Geçmişte çok daha erken yaşlarda evlenen kadınlar artık kariyer peşinde koştukları için evlenme yaşı daha ileri dönemlere ertelendi. Ve bu ertelenmenin bir sonucu olarak kadınların gebe kalma potansiyelleri evlendikleri yaşta düşük olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef ki kadınların fizyolojisi gereği, aslına bakarsanız doğanın normal bir süreci gereği, kadınlarda doğurganlık yaşla birlikte azalıyor. Azalıyor. Erkeklerde var mı böyle bir sorun? Erkeklerde de var. Aslında erkekler de tamamen bundan geri kalmış durumda değiller. Yalnız onlardaki yaş sınırları biraz daha ileri. O nedenle önlerinde daha uzun vakit olabiliyor. Bir de üreme hücrelerimiz, yani kadın üreme hücresiyle erkek üreme hücresinin bulunuş şekilleri vesaireleri çok farklılık arz ediyor. O yüzden erkekler bunda biraz daha korunaklılar. Evet, korunaklılar. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki, kadınlarda bu doğurganlığı yaş dışında neler etkiler? Pek çok şey etkiler. Birincisi üreme sisteminde yer alan herhangi bir normalin dışında bulunan durum. Yani rahimimizin şekilsel özellikleri, yumurtalıklarımızın kapasitesi, biz buna over rezervi diyoruz. Bizim doğurganlık potansiyelimizi en çok etkileyen faktörler bunlar. Tabii çevresel faktörler de önemli. Örneğin sigara içimi. Evet. Sigaranın çok tüketilmesi kadınlarda doğurganlık potansiyelini azaltmakta. Çevresel hava kirliliği veya çalışma ortamları nedeniyle karşılaşılan toksinler kadınlarda doğurganlık potansiyelini azaltmakta. Kadınların vücudunda yer alan, gerek rahimde gerekse yumurtalıklarda yer alan patolojik durumların cerrahi müdahaleyle giderilmesi doğurganlık potansiyelini azaltabilmekte. Bunların hepsine dikkat edilmesi gerekiyor. Çok önemli maddeler saydınız. Evet. Peki bir şey merak ediyorum. Bir kadının yaşı gereği ya da yumurtalık rezervi gereği geldiği son noktada kaç yumurtası olmalı ki çocuk yapabilsin? Aslına bakarsanız bunu bir sayıyla belirtmek çok doğru değil. Bizim için en temel özellik bir kadın düzenli olarak adet görüyor mu görmüyor mu? Tamam. Bu bizim için oldukça önemli bir özellik. Eğer kadın adet görme düzenli olarak adet görmeye devam ediyorsa bu kadının doğurganlık potansiyelinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Peki şimdi çiftleri bu süreçte bekleyen bir takım... Aslında şanslı şanssız durumlar var diyelim. Değil mi? Çünkü bazen ilk tüp bebekte hemen çocuk sahibi olunabiliyor. Evet. Bazen de birkaç defa denemek gerekebiliyor. Neye göre çiftleri bekleyen, olumlu olumsuz her şeyi konuşalım isterim. Aslında bu çok geniş bir durum. Evet. Tabii öncelikli olarak şunu bilmek gerekiyor. Biz bazı çiftlere erkek faktörüne bağlı olarak tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Bazı çiftlere kadın faktörüne bağlı olarak tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Bunun yanı sıra altta yatan, elle tutulur, gözle görülür, herhangi bir sıkıntı görmediğimiz ama uzun süredir çocuk sahibi olamayan çiftler de bizim karşımıza gelebiliyor. Şimdi burada çocuk sahibi olmaktaki sıkıntı hangi faktörde olursa olsun, ister kadına ait faktörde ister erkeğe ait faktörde, en temel bizim başarı şansımızı etkileyen faktör kadının yaşı. O nedenle benim buradan çiftlere söyleyeceğim en önemli şey gecikmemeleri. Biz Türkiye'de genellikle 45 yaşından sonra çiftler tüp bebek tedavilerine alınmıyorlar. Avrupa'daki ülkelerde bunda farklı sınırlar var. Kaç orada daha düşük daha yüksek? Daha düşük açıkçası. Mesela İngiltere'de 42 yaşın üstündeki çiftler tedaviye alınmıyor. Almanya'da sadece doğal siklus yapılıyor. Neden? Zaten tüp bebekle yapılırken burada yaşın ne gibi bir durumu var? Şimdi kısaca şöyle anlatayım. Aslında hepimiz
biyoloji derslerinde az çok bunları görmüşüzdür. Doğru. Çok böyle mekanik şeylere girmeden, evet, herkesin anlayacağı dilde şöyle anlatabilirim bu durumu. Bizim üreme hücrelerimiz, yumurta ve sperm hücresi vücudumuzdaki diğer bütün hücrelerden farklı şekilde bölünüyorlar. Peki. Bu bölünme şekli hataya yatkın bir bölünme şekli. Ve yaş ilerledikçe bu bölünmedeki hatalar maalesef ki artıyor. Yani biz 30 yaşın altında bir kadından 10 tane yumurta topladığımız zaman bu yumurtaların 7'si 8'i sağlıklı olabiliyor. Ama 40 yaşın üstüne 40-42 yaş arasında 10 taneden bir tanesi sağlıklı olabiliyor. 42 yaşın üstünde sağlıklı yumurtayı bulmak için ondan fazla yumurta toplamamız gerekebiliyor. O nedenle yaş burada çok önemli. Yaş ilerledikçe bizim tüp bebek tedavilerinde başarı şansımız düşüyor. Ancak hastaların şunu da bilmesi gerekiyor. Bu hastalar mücadeleyi bırakmadıkları sürece, eğer ki laboratuvarda oluşturdukları performansları ise çocuk sahibi olabiliyorlar. Evet. Peki ileri yaşta bu bulunan ya da bölünen yumurtaların kalitesi ya da durumundan dolayı çocuklarda bir anomali bekleniyor mu, yoksa zaten bunlarla seçilerek konduğu için sağlıklı bebek? Tabii şöyle anlatayım bu durumu da. Bizim ileri yaş hastalarda uyguladığımız yöntem daha çok genetik ayıklama yöntemiyle tüp bebek olabiliyor. Bu hastalarda sayısal kromozomal anomali, embriyolarda sayısal kromozomal anomalileri tespit edip sağlıklı olan embriyoyu verdiğimiz takdirde bu noktada yaşın hiçbir önemi kalmıyor. Kalmıyor değil mi? Evet. Ama tabii ki ilerleyen yaşlarda gebelik riskleri artabiliyor. Bu da gözden kaçırılmaması, evet, gerekiyor. Yani benim hastalarımıza belirtmek istediğim nokta çocuk sahibi olmayı çok da ertelememeli. Çok doğru. İşin aslı aslında, evet, buradan geçiyor. Ama tabii ki sınırları zorlamak da gene insana ait bir şey, bir durum. Doğru. Ve istemek ve beklemek, ümit etmek. Çocuğu o yaşa kadar olamamış herkesin, kocayı bulamamış olabilir diyoruz, aşkı bulamamış olabilir, evlenmiştir, mutsuz olmuştur, olmamıştır çocuk. Bir başka hayatta beklenti vardır. Hem kadın için hem erkek için. Tabii benim ki mesela bekar erkek arkadaşlarım var. Ebru beni evlendir diyorlar. Yani kadınlar kadar erkeklerin de bir o kadar doğru eşi bulma çabası var. Allah herkese her isteğine nasip etsin. Doğru öncelikle söylüyorsunuz. Burada ben şunun altını çizmek isterim. Bizim 2014'ten bu yana yasalarımız kadınlarda yumurta dondurma işlemine, evet, bekar bayanlarda yumurta dondurma işlemine izin veriyor. Özellikle yumurtalık rezervi azalan hastalarda devlet bize bu imkanı sağlayabiliyor. Bu hasta, yani çocuk sahibi olmayı pek çok nedenle kişiler erteleyebilir. Bu hastaların da yumurta dondurmayı bir seçenek olarak önlerine koymalarını, çok güzel, özellikle 38 yaşın altından önce dondurulursa yumurtalar, bu hastaların ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olma şanslarının yüksek olduğunun altını çizmek isterim. Mükemmel, mükemmel bir haber verdiniz ayrıca. Peki kadınlar bu doğurganlıkları ile ilgili ne zaman endişe duymaya başlamalılar? Dediniz ki ilk başta düzenli adet bunun ilk göstergesidir. Peki ne zaman endişe duyulmalı? Eğer ki bir çift 35 yaşın altındaysa ve bir yıldır korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsa bir profesyonel destek almaları gerekmekte. Detaylı değerlendirilmeli, yapılması öneriliyor. 35 yaşın üstündeki hastalarda bu süreyi 6 ayla sınırlıyoruz. 6 aydır korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftleri bir profesyonel destek almak için merkezlere başvurmalarını muhakkak ki öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Peki. Şimdi tüp bebek tedavileri güvenli midir? Tüp bebek merkezlerine mi gidilmeli? Bu konuda uygun olan doktorlara mı, tecrübesi olan doktorlara mı gidilmeli? Nedir buradaki gösterge? Yani bir kafa karışıklığı var mı sizce bu konuda? Aslına bakarsanız ülkemiz, Türkiye, Avrupa'da klinik tüp bebeğin uygulamasının iyi yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bizim Avrupa'dan pek çok hastamız oluyor. Orada yapılan uygulamaları değerlendirme şansımız oluyor. Avrupa'da veya Amerika'da pek çok kongrelere katılıyoruz. Bu konuda yurt dışındaki meslektaşlarımızın ne yaptığını biliyoruz, kendimizin ne yaptığını biliyoruz. O açıdan öncelikli olarak Türkiye bu konuda klinik uygulamanın iyi yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Pek çok merkez var.
Bu merkezler içerisinde deneyimini, hekimine güvendikleri herhangi bir merkezi seçebilirler. Evet. Tabii burada deneyim önemli. Deneyim önemli. Ve bu konuya özel ilgi göstermek. Yani her bir... kadın doğumcu tüp bebek konusunda uzman mıdır? Hayır, değildir. O bir başka bir uzmanlık başka alanıdır. Başka bir uzmanlık alanıdır. Ve tecrübe birikim gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Evet. Peki size göre tüp bebek tedavilerinde efendim bu konuda hem tecrübelisiniz, doçentlik almışsınız, kadın hastalıkları ve doğum ve tüp bebek uzmanı, gerçekten çok hoşuma gitti. Genç bir hanım böyle karşımda bu kadar bilgi dolu görünce. Gelinen son nokta nedir tüp bebekte? Ya aslına bakarsanız tüm dünyada tüp bebek çok sansasyonel. Evet. Geçenlerde bir bilimsel çalışmada çiftlerin kan örneklerini alınarak sadece tek genle geçen hastalıkların değil, aynı zamanda iyilik halinin bile değerlendirilebildiği ile ilgili bir yayın çıktı. Aslında sınırlar çok zorlanıyor bu konuda. Bundan yaklaşık 2 hafta önce Guardian gazetesinin sürmanşeti artık en akıllı bebeği seçebileceğiz gibi sansasyondu. Tabii ki sansasyonel, evet. Bunların bir kısmı sansasyonel ama bu konuda teknoloji hızla ilerliyor. Evet. Bundan 15 yıl önceki teknolojik altyapıdan çok daha yüksek bir altyapıya sahibiz. Sınırlar gerçekten zorlanıyor. Burada değerlendirmemiz gereken tek nokta tedavilerin bize ne kattığı. Doğru, evet, bunlar bize çok şey katıyor ama işin etik boyutu asla gözden kaçırılmamalı. Biz sonuçta bunu hekimler... Bunu deneysel bir duruma dönüştürmemek aynen lazım. Aynen öyle. O nedenle her haberi değerlendirirken biraz da temkinli olmak gerekiyor. Etik boyutu, maddi boyutu, hastaların üstünde yaratabileceği psikolojik sonuçlar hepsi değerlendirilmeli. Evet. O açıdan biraz da temkinli yaklaşılması gereken, üzerinde iyi kafa yorularak yola çıkılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum bir hekim olarak. Mükemmel bağladınız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Doçent ederim. Doktor Kübra Boynukalın, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanımız bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Çok mersi ben efendim. Ben çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. İkimiz de kırmızı kırmızı. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti bugünkü bu sohbet ve bugünün de sonuna gelmiş olduk böyle sevgili izleyiciler. Ama yarın sabah yine harika bir günde kendimize iyi bakmak üzere sizinleyim. Siz de bizimle olun lütfen. Hoşçakalın.